Sen kayınvalidenin borcunu ödemediğin gibi zaten kendi borcunu da ödeyebilen bir insan değilsin. Bir dakika. Sen ne diyorsun Tuğba? Pardon. Ooo! Sen bu bilezikleri aldıktan sonra neden Mia senin borcunu ödemedi? Sana ne benim özelimden? Yeşim'in Niyase'ye borcu mu varmış? Evet. Ne yaşadığımı hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bilmeden konuşmayacaksınız. Yeşim böyle sıkıştığı konularda ağlar. Şu an ağlama seremonisini izliyorsunuz. Ben... Bir şokla açıyorum programı, onu söyleyeyim. Ekibimize öyle bir video gelmiş ki. Ne oldu yine ya? Kızlar, bu stüdyodaki biriyle alakalı, yani sizinle alakalı bir videodan bahsediyoruz. Ne videosu ya? Ve karanlıkta kalan bir gerçek açığa çıkacakmış bu videoyla. Bu ne ya? Onu söyleyebilirim. Bu gerçeği buradaki 7 kişi bilmiyor, sadece 1 kişi biliyor. Diğerleri de aydınlanacak birazdan. Yine sen bir şey yaptın? Yo. Yani... Şuna eminim ama, yani boşu boşuna söylemez ekibimiz, yer yerinden oynayacak. Allah Allah. Allah'ım ya. Kim ne yaptı? Zaten o kendini biliyordur. Biri bir işler çevirmiş. O da birazdan ortaya çıkacak zaten. Şimdi gelelim diğer konumuza. Beyhan ve Gönül kayınvalidem. Aa! Yani sizin şu ikinci buluşmanızdan beri yıldızınız hiç barışmıyor. Niye diye soruyorum size. Beyhan ablacığım, dün Tuğba çeyrek aldı. Hayırlı olsun dedin. Çıkışta sen pek hayırlı olsun dememişsin yani anladığım kadarıyla. Görünen kısımda hayırlı olsun, arka kısımda Gönülcüm, başka şeyler. Gönülcüğüm sen de Tuğba'yı kışkırtmışsın. Yok ya, bir şey demedim. O şey dedi, benim yüzümden dedi aldınız dedi. Yani ben vermesem alamazdın dedi. Benim de sinirlendim. Bu mu mevzu yani? Evet, hep kışkırtıyor. Yani kameralar tabii ki kayıtta. Önce izleyelim, üzerine de hesabını soralım. Neden böyle yapmışlar? Buyurun. Hadi gel hayatım, biz altımızı da aldık. Keşke bu kadar sevinmeseydin. Ne oluyor neden? Ya? Ne oluyor şey yine? Ne konuşurken? Kim konuşuyor? Kimin arkamdan konuşuyor? Kimin arkamdan konuşuyor? Benim arkamdan konuşuyor ya. Aynen. Hayır be ya, sen bunu sen ne konuşuyorsun lan? Sen ben de gibi inanmıyorum. Ne diyor Beyhan teyze? Aa, ne söylüyor? Ne söylüyor? Vermeseydim o çeyreği alamazdım. Ya o da alakalı. Ben herkesten beş aldım da onu geçsin. Ne diyor benim arkamdan? Bir dakika dur. Ne diyor? Bekle bak, sen ne söyledin benim hakkımda? Hiçbir şey söylemedim. Ne söyledi? Söyledi. Bana ne söylediğini söyle. Allah kazanamaz dedi. Şu mal neyi kazanamaz dedi? Tuğba kazanamaz dedi. Ya sen neden? Ya kime göre kazanamam? Ne diyorsun insanlara benim hakkımda? Tuğba, siz ikiniz artık konuşmayın mümkünse ya. Sen onu tanımıyor musun? Sen de zaten ne yapıyordun bugün biliyor musun? Doğru. Yeşim'e bir veriyor, bir versene de Yeşim'i savunuyor. Ne var senin? Ne yapıyorsun sen ya? Sen ya sen ben yeter ya. Hani sen vallahi var ya, iyice ne bak, kendini burada ünlü zannediyorsan sen ünlü değilsin. Sen o arabayı, derabayı çirlerle konuşma ya, baba bir yanı bilmiyor musun? Ne anla vere derabayı? Ya hep öyle, Yeşim'le her zaman arası iyi olsun diye neler çeviriyor bilmiyor musun? Ne sen, kadar çevirirsin? Ne anlıyor musun? Ay sen de benim arkamdan çeviriyorsun. Çeviremiyorum ben. Ne söylediğini ben şimdi gidip öğreneceğim. Öyle. Bizim arkamızdan kuyumuzu kazıyorlar. Sen ne diyorsun ya? Evet, sen beni dinle kızım. Ama kuyumuzu kazıyorlar. Beyhan'ı bilmiyor musun sen? Beyhan'ı bana mı anlatacaksın sen? Alaverici, dalaverici diyorsun. Evet. Onlar için. Beyhan, Yeşim'le alıp veremediğim yok. Beyhan Hanım'la alıp veremediğim var. Ne o... diyor benim arkamdan Beyhan teyze? Ne diyor? Evet. Ha, söyle ne bakalım. Ne diyor söyle. Yani geliniyle ilgili bir şeyler mi söylüyor? Hadi konuşsana söyle. Orada konuşuyorsunuz. Ne oldu şimdi bir masum etrafa bakıyorsun, öyle yapınca masum olmuyorsun. Anlat, ne derdin varsa anlat. Sonra anlatırım. Aa! Bak, az önce de arada da sonra anlatırım deyip gitti. Bak, öyle bir şey yok. Anlatırım. Ne sonrası? Seni mi bekleyeceğiz? Biz gözüm, ya bağırış çarkı, inan ki duyamadım biliyor musun? Öyle bir bağırıyorsunuz ki. O yüzden şu an söyle yani. Söyle. Söyle. Keşke diyor Tuğba diyor almasaydı çeyreği diyor. Aa! Ne zaman kayınvalidesi Tuğba için. Ne zaman Yeşim diyor Beyhan teyze? Yeşim'in tabağını diyor bildim ama diyor
güzel değildi diyor, bir verdim diyor. Ne zaman diyor, ne ara diyor onu sana, görmedin ki. Dışarı çıkarken. Dışarı, biz buradan stüdyodan çıktık. Yok, yok, bana... Seninle bu konuyu biz, konuşma imkanı yok. Kaynağın odasında otururken de öyle diyordu. Ne diyorsun ya? O söyledi, o ben bir şey söylemedim. Ne söyledim ben, sen evet, söylemedin. Evet, sen karıştırdın. Gönül. Tuğba'ya bir mi ver dedi. Ay ya, neden Tuğba mi? Almasaydı bir çeyreği. Neden dedi? Evet. Dedim ya ben. Biz neden? Ne konuştuk oturduğumuz yerde? Neden? Herkes karşılığında ne olacaktı ben? Ne konuştuk? Bir şey diyeceğim. Düzgün söyler misiniz? Ne konuştunuz? Ne oldu? Biz de dahil olduk. Anlatsana. Hadi konuyu ben geçelim. Ben unuttum, anlat. Ben konuşmadım. Hiç de konuşmadım. Hep sen konuşuyorsun orada. Tuğ. Ya uyuyorsun ya konuşuyorsun. Gönül, neden sen bir verecekmişsin? Dedin. Sebebi neymiş bana bir vermenin? Sen demedin mi ki? Ne dedin? Tuğba bilezik aldıkça daha çok hırslanıyor. Bugün inşallah herkes bir verir. Demedin mi? Demedim. Neden geliniz ya? Neden gelinime bir verin? Ben orada bütün haddimi ediyorum. Ben neden gelinime bir vermeye çalışacağım? Biz buraya keyfimize mi geliyoruz? Bilezik almaya geliyoruz. Ben bilmiyorum. Senin dediklerin tutarlı değil bir kere. Hayır. Şaka yaptım, şaka. Bak şimdi şaka yaptım evet, diyor. Hayır, totem falan mı yaptın diyorum. Hayır diyor. Şaka yaptım. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Herhalde ben burada 6 kişiyle değil 7 kişiyle yarışıyorum. En baş rakibim de kayınvalidem. Bak şu an var ya, şok oldum. Yani hissizim yani. Hislerim yok. Yok bak, ya. Nasıl? Bak nazar değmesin. Anne bana dokunma ya. Hala dokunuyor bana ya. Ya sen de bir şey söyleme gelmiyor. Kız bana ne söylüyorsun? Hep duymuşum. Allah Allah, her şeyi yumurtluyorsun sen. Kız ya. Kız yönetmen duymuş bana. Niye nasıl söylüyor? Bir kaynanasın? İçinde tutamıyorum sen. Tanım. Evet, yemek programı izleyeyim ama zeytinyağı nasıl üste çıkılır? Şu buradaki an tanımladın ne, yani buradaki, bize. Suçum mu dağıyor? Gönül abla yapma şu kuza, yapma. Ben de sana giderken bol şanslar demedim mi? Peşin sıra. Sus Gönül, sus dedim. Aman. Gelinim ay çeyrek az havasından geçemez. Programın adı ne aşkım? Programın adı ne? Gelinim mutfakta. Bugün final. Ne yemek yapıyoruz biliyorsun. Bu da stratejik bir şey. Yönetmen gereken bir durum. Stres yönetimi. Aa. Ne oldu? O neymiş ayol? Hadi bakalım. 3, 2, 1. Kaldıralım örtüleri. Tatlımızın adı Samsades tatlısı. Ne? Samsades. Kesin biliyordur benim kayınvalidem. Sen bilirsin Beyhan abla. Samsades. Samsadelisi. Samsades. Des. Ben bilmedim de duymadım. Hadi yazalım. Defterler açıldıysa. Samsades tatlısı için 4 su bardağı un, 2,5 su bardağı su, 1 çay kaşığı ucuyla tuz. Yani bir pinçik herhalde demek istedik. Dolgusu için 5 yemek kaşığı tuzsuz lor peyniri, 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tarçın. Şerbeti için 2,5 su bardağı su, 2 su bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın, yarım limon suyu, üzeri içinde Antep fıstığı. Arkadan kuyu kazmayın, öpüşün ayrılın. Hadi bakalım. Sen kayınvalidenin borcunu ödemediğin gibi zaten kendi borcunu da ödeyebilen bir insan değilsin. Bir dakika. Sen ne diyorsun Tuğba? Pardon. Oho. Sen bu bilezikleri aldıktan sonra neden Mia senin borcunu ödemedi? Sana ne benim özelimden? Yeşim'in Niyase'ye borcu mu varmış? Evet. Ne yaşadığımı hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bilmeden konuşmayacaksınız. Yeşim böyle sıkıştığı konularda ağlar. Şu an ağlama serüvenisini izliyorsunuz. Bak. Süreniz tam 45 dakika, kazasız, belasız, eksisiz, kavgasız. İnşallah. Hadi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin. Kızlar günaydın. 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 Çeyreğimi aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, hem aynen de 4 kayınvalideden 5 alarak aldım. Hak ettiğim bir çeyrekti. Bana ama bazı çekemeyenler burada içeride tebrik edip arkada durduk yere bana sataşıyor. Ama olsun, ben bileğim hakkıyla kazanmayı severim. Sana da birinin dur demesi gerekiyordu. Sana kim dur diyecek? Tabii ki de ben diyeceğim. Ben burada bir aksilik yaşadım. Bunu bahaneymiş gibi sunacağınızı bildiğim niye için. Niye biz aksilik yaşadığımızda ama çatır çatır söylüyorsun? Biz söyleyince mi sorun oluyor? Ben söyledim oluyor? De. Ben aksilik yaşadım. Sen her gün
biraz. Babacığım hayırlı olsun. Teşekkür ederim söke canım. Söke söke aldın. Evet. Aha aynen. Başkaları da kendi başarısıyla değil başkasının başarısıyla anca övünür. Bu da bir erdemdir aynen. Canım. Aynen. Evet herkes o erdeme erişemez Yeşim. Sen buraya erdem kazanmaya gelmişsin belli ki. Vallahi ben de size burada o alaverici dalaverici dediniz ya. Ben dedim. Ben dedim. Kulakların duymuyor herhalde burada dedi ya kayınvaliden. Kayınvaliden dedi. Tamam. Kayınvaliden benim arkamdan da neler diyor. Tamam ben de diyorum ki kayınvaliden dediyse ona artık kim dediyse burada duyuldu. Ben o lafı size yutturacağım. Gönül hem ben sana hiç gönül de koymuyorum alınmıyorum da. Sen orada konuşuyorsun alavere dalavere o lafların hiç görülmüş yani yenilir yutunur mu? Ne zaman doğru söylüyorsun ki? Ben hiç yalan konuşmam. Evet Yeşim'in arkasından kazdığın kuyuları ne çabuk unutuyorsun? Ben yalan konuşmam. Hiçbir zaman benim doğru gelinim... söylemiyorsun ki zaten. Hep oradan buradan kıvırmacısın. Ya şimdi Gönül biz seninle konuştuk. Ben geldim yönetmene bir şey söylediysem. Sen kapının önünde lafı açmasaydın hiç burnunu çabuk. Onlar zaten duymuş ya. Hayatım sen çıkışta ne dedin? Orada sen başlattın. Sen ne yaptın? Gel. Tamam. Aldık. Ne var? Sarıldık. Ben de diyorum ki bu bana böyle söylüyor da bana inat niye sarılarak gidiyor? Yine ben Beyhan teyzeye bak var ya gerçekten üzülüyorum. Aa. Kendine bir kolye almış kadıncağız. He. Onu ödemek için bak gidiyor parklarda bahçelerde kadın sersefil oluyor. Babaannen nerede? O ne yapıyor be? Ne yapıyorsun? Para dökülürse toplayın. Ne parası ya? Sen buradan buraya kadar bilezikleri taktın, çeyrekleri buraya taktın. Yani kadına demiyorsun ki sana yardım edeyim, ben ödeyeyim anneciğim demek yerine. Gerçi sende şöyle bir huy daha var. Sen aldığın borçları da ödemeyi sevmezsin. Pardon. Oho. Borç mu? O nereden çıktı? Bir dakika. Onun nereden çıktı? Sen benden ne daha iyi... Ne borcu ya? Ne diyorsun? Hayır sen benden daha iyi bilirsin o borcun nereden çıktığını. Baba sen neyi yani sen kayınvalidenin borcunu ödemediğin gibi zaten kendi borcunu da ödeyebilen bir insan değilsin. Bir dakika. Sen ne yaptın? Sen bu bilezikleri aldıktan sonra neden Miyase'nin borcunu ödemedin? Sen ne diyorsun ya? Neden şu an inkar ediyorsun? Ben bir şey inkar mı ediyorum ya? Evet. Sana ne benim özelimden? Özelinden sana derken? Sana ne benim Miyase ile olan borcumdan, senin harcımdan? Senin özelini ben nereden biliyorum öyleyse? O zaten ayrı bir muamma da. Orayı tartışmıyorum, oraya da geleceğim de. Sana ne? Orada bir dur. Ben bekledim ödemeyi, ödemedin. Dur diyorum, bak gerçekten dur, sinirleniyorum. Çünkü haklısın. Sen hiç girme. Bak şu an çok geriliyorum. Cansu dur. Rica ediyorum dur. Benim özel hayatımı, mahremi buraya dökemezsin. Ben dökmedim. Ben buna izin vermem. Ne yani Tuğba? Yeşim'in Miyase'ye borcu mu varmış? Evet. Var ve bilezik aldı, çeyrek aldı. Hala ödemiyor. Seni uyarıyorum Tuğba. Bu konuyu kapat. Ya beni uyarıyor. Neden uyarıyorsun? Kendi seni yaptığın borcu sen niye diyorum. Bak, hayır. Sen bugün... benimle ilgili kayınvalideme diyorsun ya ağzını kapatırım falan. Herkes konuşmalarına dikkat edecek. O konu başka. Ben burada altını çize çize dedim ki ben ağzını başarımla kapatırım. Senin özel hayatını ben buraya dökmem. Ay bir daha Allah. Bak. Tuğba, İyi yaptın diyorum. Kız Tuğba. Sen öyle adama tıkarlar işte boğazına lokmaları. Helal olsun ya. Sana. Aldıysan altınları vereceksin insanlardan aldığın borçları. Ben burada nereden gelip... biliyorum onun ya. Borcunu? Bir şey bak, gerçekten sinirleniyorum. Yapmayın şunu. Cansu bak sinirleniyorum kız dedim Tuğba, size. Kız Tuğba ne güzel yerde patlattın öyle. Ne yaşadığımı hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bilmeden konuşmayacağız. Beni ilgilendirmez. Ne yaşadığın ilgilendirmiyor. Bir şey çok doğru bir kazandığın şey. Bilezikler gerçek mi yalan mı? Kazandın. Kazandığın için ödemen gerekiyor mu borcunu? Sen benim kazandığım altının seceresini tutma. Vereceğim yerin hesabını da ben veririm. Vereceksin. Seninle bu konuyu konuşmayacağım. Yeşim böyle sıkıştığı konularda ağlar. Şu an ağlama seremonisini izliyorsunuz arkadaşlar. Vallahi Beyhan'cığım sen bir alem, gelinin Yeşim bir alem gördün mü? Bak o da Miyase'den borç almış ödememiş. Ya o anla arkadaş alır bak, verir bak. Öder. Sana ne? Gelinime ne sana ne? Gördün mü? Sana ne? Sen milletle uğraşacağına git gelininle şey yap gördün mü? Ya arkadaşım anlamıyorsun galiba. Ne anlamıyorum? Miyase'nin ikisi arkadaş ya. Tamam. Onlar birbirlerini alır, verir, halledir. Tamam. Ya arkadaşlar borç yiğidin kamçısıdır. Borç ödenir.
Siz yanında mıydınız ki? Bunu ödemek için bilezikleri isteyince Miyase de parasını istemiştir. Kızım bileziklerle. Miyase'nin arasında olan şeyler, siz bize niye karışıyorsunuz onlara? Bize ne? Yeşim bilezik verseydi bana verirdi. Ben Lüle Parklardan para topluyorum. Yeşim Miyase'ye mi verecek bana verirdi? Borç alırken iyi ya. Bir dakika. Orada da bir şey oluyor kızlar. Orada Beyhan teyze... Ne oldu Beyhan teyzem? Tuba'ya sinirlendim. Yastık falan koymuş. Ne yastığı ya? Beyhan Hanım. Bu borç meselesi nedir? Ben anlayamadım. Anne sen uyuyor muydun? Sabahtan beri bağırı bağırı konuşuyor. Aralarındaki yastık ne ya? Bir şey söyleyeceğim. Bunlar aşkı memnun mu izliyorlar? Eşinizle birbirinize küstünüze yastık mı koyuyorsun aranıza? Ben koydum Tuba. Ya senin de sanki aşağı kalır yanında ya. Ben koydum kızım ben. Bir Beyhan. De iyi bir şey yapmış gibi ben koydum kızım diyor. Evet. Dur ya bir tane daha koyayım Beyhan. Ben seninle uğraşamayacağım arkadaşım. Ne ya bu? Hah vallahi duvar gibi ördüm hem de. Oh! Aman ne güzel yaptım. Oh! Ben de böyle bakarım. İlla sen beni göreceksin değil mi? Görme. Böyle bakarım. Allah'ım bırak kız beni. Ya sen bizim büyüğümüzsün. Vursana elini masaya ya. Allah aşkına ya nasıl sukun sukun duruyorsunuz ya? Beni bağırtıyorsunuz. Şimdi arkadaşım ben şimdi yeni gelmişim. Siz daha burada dostsunuz. Ben ne yapabilirim size? Allah yarabbim. Çıldıracağım şu an. Sizin sıkıntılarınızdan Hatay Hanım'la bana sıra gelmiyor ki. Vallahi ben hanımlar hiç kusura bakmayın. Bundan bırak beni. Bırak. Yastığımı bırak. Yastığımı bırak. Gönül ahrettim. Can dostum. Hayır, hayır. Ben senin dostum benim. Can dostum. Ben dostum gönülüm, değil. Gönülüm. Gönülüm. Bak ya görüyorsun değil mi? Yapıyor gönül, ediyor. Gönül. Bak, yap, sen ben, bana küt olmasın. Bak, seviyorsun. Bak seninle çok yapacak işlerimiz var. Gönül mü diyorsun Beyhan Hanım? Bak ha? Demek ki hatalı ki affetmemiş. Yok hatalı da bak. Değilim. Yeşimciğim sana bir güzellik yapayım. Sıkıştığında ben de sana borç veririm ama geri ödemek şartıyla. Pardon sen herkese eleştiriyorsun da. Asıl ben seni merak ediyorum. Ya ne mi? Kıskançlıktan evine televizyon almayan Cansu. Aferin iyi takip edilmişim. Daveti çorabı davetiyeyle yapan, davetiyeyi çorapla yapan Cansu. Aklında kalmış hoşuna gitti. Ben asıl senin evini merak ediyorum. Acaba sen neden evini burada göstermedin bize? Aa, göstermedim mi? Ben yönetmenimize evimin videosunu verdim. Yönetmenimiz yayınlayabilir arkadaşlar. Görelim bakalım. Merhaba kızlar, burası benim salonum. Yemek masam burada. Bunlar koltuklarım, halım, perdem. Salonum bu şekilde kızlar. Kızlar buradan da geçtiğimiz zaman yatak odamı görüyorsunuz. Yine gri tonlara hakim. Griyi siyahı çok seviyorum çünkü. Sade ve hoş bir yatak odam var. Bu şekilde. Burada oturma odası kızlar. Buraya gelen misafirleri falan oturtuyorum genelde. Salonuma çok sokma taraftarı değilim. İşte evimin en illet cehennem yerine geldik. Burası mutfağım. Buraya her baktığımda acı çekiyorum. Böyle içimdeki kin ve nefret yükseldikçe yükseliyor. Ne giresiyim, ne yemek yapasım hiçbir şey yok. İşte bana layık gördükleri mutfak bu kızlar. Ay bir ya. Şey söyleyeceğim. Mutfak kaplama mı? Ya. El kaplaması. Üstündeki şeyler şimdi neydi? Şimdi burada bir şey belirtmek istiyorum. Bizim ev sahibimiz amcam. Asla lafım amcama değildir. Beni o eve layık gören kayınvalidemedir. Doğru, haklı. Ya hiç durumun yoksa, bir şey yoksa bir folyo bir şey kaplayabilirdin. Kendin yani. Yapabilirsin, o ha. Doğru. Yani hayatım şimdi... olmuyor. Denedik, çağırdık, ya. Baktırdık. Bu öyle cehennem bir kapak ki... Ha. Komple kapağı değiştirmemiz gerekiyor. Zaten aklımızda vardı ama söylediğim gibi biz evlenmeye çok kısa bir süre kala zaten amcamız bize bu evi verdi. Ha. Ben acı çekeyim diye yaptırılmış sanki o dolaplar. Sen tuttuğumu koparırım. Onu yaparım. He ya, bu eve he. Nasıl oturdun derler adama. He. Evsiz kaldık da mecbur kaldık da derler sen adama. Mecbur kalacaksın da çatır çatır alırım diyen Cansu. Bir eve mi söz geçir? Ben bakın en başta söylediğim şey yine oluyor. Gayet de kadın
Dediğini yaptırmış. Ha, evet. Abi ben hep söylüyorum, ben dediğimi alırım diyorum ama siz benim kayınvalidemin öyle sessiz sakin mazlum durduğuna bakmayın. O dedi ve oldu, o ne derse o olur bizde. Bakın kayınvalidem ekonomik kriz gibi bir şey. İnsanın canını en çok sıkan, insanı içten yaralayan bir kadın. Allah Allah. Ya. Vallahi sen fıs çıktın Cansucuğum. Sen bile bu kadar konuştun şunu yaparım bunu yaparım. Sen bile kadına çare olamıyorsan ağzı var dili yok bir kadıncağız. Ben hiç sesinin çıktığını bile doğru dürüst görmedim. İşte sorun da bu, burada ses yok. Şimdi yani bir bakıma da Cansu'ya da katılıyorum ama burada neden şimdi. Neden Gönül Hanım? Ya bak şimdi yeni gelin ya. Bu çiçekli yeni gelin olup da mutfağın neyi var? Çiçekli ve çiçekli mi mutfak? Hayatım yani çok çirkin mi mutfak mı orası? Çok eski dolaplara kaplama yapmışsınız. 20 sene geriye kaplama gitmişim. Kaplama değil, orijinal kapak onlar. Orijinal değil, sanki defteren kaplama olur İyi ya. İyi de insanın içi açılıyor, çiçekli yok böcekli bir mutfak. Yok ya hayatım, Allah aşkına sen de ya. Yeni gelin yani insan tamam kiralık olabilir ama bir dolabını bari şey yaptırsaydınız, rengini bari, rengi de güzel değil. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben buraya taşımak istemiyordum. Ne oldu ya? Ama artık mecbur kaldım. Kızlar söylemek zorundayım. Ne oldu? Ne mevzu ne? Kesin Cansu, benimle alakalıdır dedim. Sen hamilesin diye sürekli soğan, sarımsak yemek zorunda mısın? Ay evet doğru söylüyor. Artık ya? Burnumun direği kırıldı soğandan, sarımsaktan ya. Kulisi daha yeni yedi yani sarımsağı düşün. Canım yersin de kırıldı. Biz de kokuyoruz ya buram buram. Bir dakika ya aşerir kız canı çeker. Yani sen de var ya bugün acaba nerede sorun çıkarsam diye Ceren yani. Aynen öyle. Ya ben insan aşerir de sürekli soğan sarımsak yemez. Sana yemin ediyorum sanki haldeyiz. Ne güzel işaretindeyiz. Sürekli buram buram sarımsak soğan kokusu alıyorum. Neden? Size insanlığı hatırlatıyorum. Bir bırakın bu böyle ben şeyim elitim ayaklarını ya. Hepiniz Anadolu çocuğusunuz. Biz Anadolu çocuğuyuz. Soğanı sarımsağı görürler. Evlenene kadar analarının babalarının evinde soğan sarımsak yerler. Kocayı buldu mu da soğan kötü kokuyor. Bak ben evimde yiyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir kadının sol eli temizlik kokar, deterjan kokar. Sağ eli de soğan kokar. Evinde, eşinle, ailenle bir sarımsak yersen ne olur? Herkes koktuğu için diğerine kokmaz. Şimdi sen soğanı yiyorsun, ben burada bir toplumdayız. Geçen gün kameramanın biri bayıldı. Aa! Bak, Cansu'yu çeken kameraman bayıldı. Neden? Abartmayın ya. Buhar şeklinde gidiyor. Ay nasıl dert olmuşum ikisine. Ya nasıl Yeşim sen hiç şöyle bak. Cansu'nun yanından geçmiyorsun ya. Tamam bak ben tamam. Normal şartlarda olsak diyeceğim ki evet biraz dikkat etsin. Ama şu an kız hamile. Aşerebilir, canı çekebilir. Ona şimdi dur yeme arkadaşlar, diyemezsin. Arkadaşlar. Size bir ama şey söyleyeyim mi? Ama şu an toplumdayız. Size bir şey söyleyeyim mi? Rahatsız oluyorsanız nefes almayabilirsiniz. Bu sizin probleminiz. Ya tamam kızlar şakalar makalar her şey bir yana ama bak çok samimi söylüyorum şu elitimsi tavırları şu böyle olmadığınız kişi gibi kendinizi sen haricisin Yeşimcim burada. Böyle ikiniz de bunları bir bırakın. Bakın geçen eşim eve gittiğimde bana çiçek almış gelmiş. Bunu çok samimi söylüyorum size. Ben o buketi sarımsak buketi zannettim. A değil. Verdim yönetmenime. Bakın aynısı. Nasıl bakın, ya? Bakın. Bakalım. Aynısı. Sarımsak mı? Hakikaten benziyor be. Soldaki gül bana getirilen sağdaki de sarımsakmış. Ben ayırt edemedim ki. Ben sarımsak diye sevindim. Bir baktım çiçek getirmiş. Dedim vallahi, ki bu ne? Cansu senin yüzünden bizim de ayarlarımızla oynadın. Biz de şu an sarımsak görüyoruz ya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sarımsak sevindin mi? Evet. Ay resmen ya kardeşim bu şey var ya bir meselesi. Atasözü var sarımsağı gelin etmişler diye 40 gün kokusu sen olsun. Aa içeride kızlar konuşuyorlar bu sarımsak konusu ne? Senin gelinin sarımsak mı yiyor? Evet ya Hatay Hanım sarımsağı soğanı çok seviyor benim gelinim. Oğlum da bu konudan hiç hoşnut değil. İnsan hiç oğlum da rahatsız oluyor bu sarımsak soğan sarımsak soğan sarımsak soğan evet, sarımsak evet, soğan evet sürekli sarımsak soğan geldiğim günden beri sarımsak bir şey soğan yok, evet otelde de
Yiyor, görüyorum ben de. Serviste giderken lahmacunlar arasında sarımsak soğanlar. Millet yanına yaklaşamaz onun ya. Evet, evet yani yaklaşamaz. Hanım, siz gördünüz. Evet, ben gördüm. Ya arkadaşlar, ben odada, aynı odada kalıyorum. Onun kokusundan rahatsız oluyorum. Ay. Bu sarımsak soğan aşkı nedir ben anlamadım. Cebinden, çantasından soğanlar, sarımsaklar çıkıyor. Ay. Ya nasıl yetiştirmişler böyle? Nasıl alıştırmışlar bu sarımsak soğana, ben anlamadım. Dur. Ya sarımsak güzel bir şeydi ama ya fazla. Bir konu olduydu. Koca soğana beyaz çiçek almış da. Evet, kocaman bir buket almış çiçek. Buketi, gül, sarımsak gül, beyaz şey gül diye. Buketi alıyor. Oğlum, benim gelin de onun sarımsak demeti zannediyor. Artık buketleri de sarımsak demeti gibi görmeye başladı. Yemin ederim, ne ya bu Cansu? Beş, dört, üç, iki, bir. Şuradan bir tane verin bana ya. Bu nasıl güzel bir koku. Fazla yaptım. Oo. Ben de fazla yaptım. Çok iyi. Üf. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu videoyu izlediğinizde ağzınız açık kalacak. Büyük şoktayım. İzleyelim mi? Bunlar gerçek mi? Evet. Vallahi benim böyle tansiyonum oynadı yani. Şu kalbim çıkacak ya. Bir şey olmaz. Seni Hanım, gerçekten yanınızdaki çok tehlikeli. Bu benim yazdığım muhteşem bir kurgu, tasarım, hikaye. Bence bu bir şaheserdi. Final gününe yakışır bir tatlımız var. İzmir yöresinin bir tatlısıymış. Hemen öğrenelim nasıl olmuş. Ay, iç harcına bayıldım. Niye bayıldım? İçinde peynir var ya, lor peyniri, tuzsuz. Çok güzel dengelemiş. Böyle iç bayıltmayan bir tatlı olmuş. Tarçın da çok yakışmış iç harcına. Denemediyseniz deneyin. Şimdi gelelim tatlıya. Muhteşem olmuş. Çok güzel açmış. Çok güzel şekil vermiş. Güzel bir üçgen şekli var. İyi kızartmış. Hiçbir yerinde bir yanık yok. Yağ çekmemiş. Şerbetini de güzel çekmiş. Ben bu tatlıyı beğendim bence bayağı. Çok güzel. Neden ağzıma atıp emin olmak istedim bilmiyorum ama bu tabak çiğ. Yani kesilişinden de belli. İç harcı falan yani hiç pişmediği için özdeşleş. Onunki mesela böyle şey olmuştu. Daha erimişti peyniri falan. Bu tabak kötü. Şeklini güzel vermiş bence. Yok, hepsi eşit değil. Mesela bu çok değişik olmuş. En güzel şu şekil. Şeklini güzel vermiş. Hamuru çok kalın. Olmamış. Yani şerbetini bile çekememiş. Bu tabak görünürde güzel gözüküyor rengi ama ben bu kadar pişirmeyi biraz hileli buluyorum. Yani çok genelde herkes kızarık seviyor. Yani kayınvalideleri oynuyor böyle yapan gelinler. Yani çok güzel kızarmış. Bence bir tık fazla bile kızarmış. Hamuru çok sert. Çok güzel bir lezzeti var. Üçgenleri eşit olmamış. Yağ çektirmemiş. Şerbetini de güzel çekmiş. Lezzetsiz bir tabak değil ama kusurları var. Dördüncü tabağım. Bu tabakta çok güzel bir çıtırlık var. Onu çok sevdim. Ya bir tık daha büyük üçgenler yapılıp kızartılabilir bence. Daha böyle çıtır diye ısırsam daha çok hoşuma giderdi. Çıtırlığını çok sevdim. Şerbetini çok güzel çektirmiş. Yağ çektirmemiş hamuruna. Ama hamuru çok sert. Kalın mı olmuş? Acaba dağıttığı hamuru tekrar toparlayıp mı açmaya çalışmış bilmiyorum ama tek kusuru içi, ya hamuru çok sert. Hazırım.
Ah kayınvalidelerim ya. Vallahi nasıl ayırt edecekler, nasıl olacak bu iş bilmiyorum. İçlerinde en zayıf halka ikinci tabak zaten görülüyor. İkinci tabak 1 puan. İnşallah diğer üçgenlerini güzel kızartmıştır ve yapmıştır. Yoksa işi zor. Birinci tabak en dengeli tabak 5 puan. Üçüncü tabak 3 puan. Dördüncü tabak 3 puan. Hadi öğrenelim. Final kimlere kaç puan verdik? İlk 3 puanımla başlıyorum. Bakalım kime gitti? 2 tane 3'ümüz var. Bir tanesinin sahibi de Yeşim'miş. Tebrik ediyorum. Çok kızartmış. Bakalım diğerleri nasıl? İkinci 3'ümüzün sahibini öğrenelim. Benden 3 puanı kapan gelinim. Acaba kim? Tuğba. Oo. Ceren mi Cansu mu? Ceren mi Cansu mu? Günün yıldızı. Hemen öğrenelim. Günün yıldızını öğreniyoruz hazırsanız. Ceren. Diğer üçgenleri de böyleyse Ceren bugün şov yapar. Cansucuğum da maalesef 1 puan almış. Eyvah eyvah. Hemen mutfağa koşun, çayınızı kahvenizi doldurun lütfen. Yerinizden bile kalkmak istemeyeceksiniz. Çünkü sıra kayınvalidelerde. Final gününde sıkı durun, ilk kayınvalidem Carmen Gönül. Bak, masum geliyor bak. Bismillahirrahmanirrahim. Gönülcüm hangi gelini bulmak istiyorsun? Vallahi bak gelirken gene Beyhan Hanım Tuba'yı 1 ver dedi. Bak vallahi o dedi gene gelinine gelir. Mi 1 ver dedi? Evet Tuba'yı 1 ver gel dedi bak kendi söyledi gene. Beni sonra arada bırakıyor. Durmuyorlar rahat. Hadi aç, afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Nursel Hanım, tatlı, üçgen tatlıymış. Bize merak ettik ne bir tatlı gelecek karşımıza diye. Ondan sonra yalnız içine şerbetini çekmemiş. Şerbetin kız kıvamını güzel yani lezzetli yapmış. Ama içi bak yani hiç çekmemiş. Tamam. Yani bilmiyorum ama. Tek kusuru içine çekmediğini evet. Düşünüyorsun evet, şerbetin. Evet Hanım. Genel olarak beğendik. Evet. İkinci tabağı. Şu da güzel bak. Evet. Hani açınca güzel yani. Şimdi kızın hakkında iyi miyim? Açıyorum. Hı hı. Bu kızımızın da Nursel Hanım. İlk yediğim yumuşaktı. Şerbeti içine almış. Hmm. Beyazdı. Ondan ikincisini kestim. Kızarttı olan da içine almamış. Yani çok kızarttığı, sertleştiği evet, çekmiyor içine. Çekmiyor. Ama şey, şerbeti bunun bir tık daha, bununki daha kıvamlıydı şerbeti buna göre yani. Onun şerbeti daha kıvamlı. Hmm. Bu bir tık daha kaynatsaymış şerbetin daha güzel olurdu. Biri daha mı çok beğendin şerbet şu an? Olarak. Şerbet evet. Olarak. Üçgen olarak falan. Ya bu biraz kızartma da fazla olarak. Kızartmış Nursel Hanım. Bir tık ondan fazla kızartmış kızımız. Tamam. Üçüncü tabağın. Yemelere mi doyamadın? Yok ya şapır Nursel. Şupır pek bir iştahlı yedin. Yok ya Nursel Hanım çözemiyorum. Yumuşak olanlar da içine çekiyor. Sertler içine çekmiyor tatlını. Neyi çözemedin aşkım? Sertleşince kabuk olunca çok da ben, çekmez içine. Vallahi ben bu tatlıyı çözemedim. Yemin ediyorum. Hangisini beğendin anlayamıyorsun. Vallahi anlayamadım eyvah. Nursel Hanım. Tamam. Son tabağımıza geçelim. Sinirlenmeye başlıyor Gönül kayınvalidem. Anlamadı. Vallahi hiç anlamadım. Yemin ederim Nursel Hanım. Ben bu tatlıyı
Yoksa strateji mi yapıyorsun? Yok ya. Bir vereceğin de bize şey mi yapıyorsun? Yok vallahi. Hamur bu zaten. Bak hamur Nursel Hanım hiç. Hamur yani. Hadi kızarmışını da keseyim de yanmakta olan. Ya yiyeceğim mi ben bu hamuru? Vallahi şerbet de yok. Yok ya bu hiç güzel değil. Bir tane ağzımda en sona tadı da gitti. Evet. Final gününde ilk kayınvalidemin puanları, her alınan puan çeyreğe yaklaşan puan demek. Dahası 10 altın bileziğe. Bakalım kimi ihya edeceksin? Bir şey de anlamadın tatlılardan. Vallahi anlamadım Nursel Hanım, yemin ederim. Ama bir tane anladım. Bu mantı. Dördüncü tabak. Tatlı mantısı. Dördüncü tabak. Bir. Bir puan. O bir. Onu eledim. Ya bu kızartması eşit olan bu. Bu yakmış bir kısmını. Bu eşit. Ya yok. Bu kiminse bu beşi hak ediyor ya. Birinci ben tabak. Ben bunu beş veriyorum Nursel Hanım. Beş puan. En güzel eşitliği yapmış en azından. Kime versem. Bugün de final ya şimdi. İyi düşün, iyi düşün. Yemin ederim ya. En azından. İkinci tabak. Üç veriyorum. Üçüncü tabağı mı? Evet. Üçüncü tabak üç puan. İkinci tabak. Hadi bu da üç olsun bugün. İkinci bulamadım. Tabak üç puan. Ay azıcık puan da attın. Ama ne yapayım Nursel Hanım? Bir verme, bir de Tuğba çıkarsa çenesinden duramam bu sefer. İki tane üçümüz var. Bir tanesini açmayla başlıyoruz. Çok zor bir tadım oldu senin için, evet. Ve puanlama oldu. Umarım hayırlı uğurlu olur herkes için. Önce ilk üçümüzle başlıyoruz. Hazır mısın yüzleşmeye? Hazırım. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Aç da görelim. Ceren. Gönül teyze beğendin aslında. Beğendim bir vermedim. Beğendim dedim. Zaten tatlıyı yani beğendim dedim. Anlayamadım. Bir tek dördü beğenmedi. Anlayamadım zaten tatlının içi lorlu. İçine bazısında içi çekmiş bazısında içini çekmemiş tatlılar. Vallahi ne diyeyim sana yani bugün de final dedim. Ne olur ne olmaz diye normalde bir verecektim gene üç verdim. Ya zaten birlik bir tabak değil o. Olmamış dedi. Şerbeti yoktu ama sarmıştı en azından. Şerbet birazcık daha çekebilir dedin o tabağa. Hayatım bak şey olan hangi tabakta iki tabağın birinde açık renk olanlar az pişenlerin içine şerbetlerini çekmiş. Ama kızaranların içine tatlılar şerbetlerini çekmemiş. Yani bence dedi zaten. Çekmiş diye 1'e gitti 5 verdi. Niye verdi ben de bilmiyorum. Yok o güzeldi ya. Yani güzeldi. Bilmiyorum sen de zaten kendi yorumlarından al. Hayatım bak bildiğimiz bir tatlı olmadığı için yediğimden de zaten dedim. Bu nasıl olacak yani bilemedik yani. Sen 1'e dedin ki içine asla şerbeti çekmemiş. 2 ile 3'e dedin ki içlerinde daha beyaz olanlar da var dedin. Neden 1'e 5 verdin? Duruşuna bakarak daha şey... Görseline mi verdin? Ye hayır, küm, ye hayır, der gibi. Hayır, hayır. Şerbet, tek tek de ayrıyetten şerbetlerinizi de tattım kızlar. Sen tek tek şerbet bakmadın. Sen, baktım sen Tuğba. Sen iyi misin? Öyleyse 2'ye 1 vermen lazım çünkü şerbeti olmamış, kaynaması lazım. Dedim, tamam ama baktım. Bunun şerbeti baktın, ne gördün? Daha kıvamlıydı, tamam mı? Bak sesi de bana açılıyor. Ceren'le konuşurken böyle sakin sakin. Şerbet sakin, olarak sakin. Da ikiye dedi ki birazcık daha şerbet çekebilir. Üçe bir tanesi çekmiş bir tanesi çekmemiş dedi. Öbür tatlıda. Senin tabağına da aynısını söyledi. Hayır öbür benim tabağıma da dedi ki birazcık daha çekebilirdi dedi. Hayır şerbeti olmamış. Şerbetinin kaynaması gerekiyor. Sert olan hiç çekmemiş. Yumuşakta biraz şerbet var dedi. Ya bak, ama bunun dedi şerbeti daha kaynamak istiyor dedi. Hayatım şimdi final olduğu için hadi bir vermeyeyim dedim. Bir de zaten bulamadım. Bulsaydım zaten
yapardım da. İkinci üçümüzde işte bu üçüncü tabağımız. Peki sahibi kim? En kafanı karıştıranları en çok yemişsin. İkisine de üç verdin zaten. Evet. Bu da korkudan verilen puanlar. Hazırsan aç. Aç. Tuğba! Anladı çünkü o yüzden gözünüze bakıp evet, aç evet. derken anladı o tabağın benim olduğunu. Senin olduğunu anlamadım Tuğba. Neden Nursel Hanım'ın gözüne baktın? Ya ben seni bilirim. Bak tanıyorum. Tuğba senin onun benim olduğuna o kadar emindim ki. Değildim. Emin olsaydım 5'i 10'a kullanırdım. İnan ki bak. Emin değildim. Nereden bileyim Tuğba'cığım? Sen zaten 1 verecektin. Yanlışlıkla 3 verdin. Yo 1 vermezdim canım. Yo 1 verecektin. Birlik... Yanlışlıkla 3 verdin. Hayır finalde bugün birlik olan bu tabaktı kızım. Keşke birlik bir tabak çıkarsaydım. Neden? Çünkü sen onu hak ediyorsun. Ben bugün tek başıma yarıştığım için. Neden canım? Ya niye böyle yapıyorsun ya? Tuğba ben nereden? Hani biri beğensen bak yerken desen ki. En güzel bu. Çok güzel olmuş. Şerbetin içine tek bu çekmiş deyip ona 5 versen. Ben derim ki tamam. Bak, şimdi. Bak nefesim kesiliyor konuşurken. Tuğba, yedim onu da kızım. Yedin dedin ki içinde gram şerbet yok dedin. Tamam seninkin dedi bir tanesinde ama yumuşaktı. Ama varmış değil mi? İçine çektirmişim. Yumuşak olan bir şey söyleyeceğim. Bir çektirmişim. Çekmişin yumuşak. O çektirmiş mi? Onun bir tane yedim çekmemiş. Hani çekmemiş bir tatlıya niye 5 verdin? Bak sinirden ağlayacağım şimdi bak sonra dedin. Görseline göre verdim. Üçgeni en düzgün oydu. Bak seninkinin biraz yamuktu. Ne yapayım? Biraz yani... yamuk değildi anne. Tam üçgen. Vallahi ben yaptığım tatlıyı biliyorum. Sen şu an kaçmak için biraz yamuktu diyorsun. Yok. Bilseydim sana 5'i verirdim. Nereden bileyim? Ya vallahi billahi artık böyle savaşacak gücüm kalmamış. Tuğba nereden bileyim altında sen mi varsın, kim var? Anne içine çekmemiş dediğin tatlıya verdin. Hiçbiri çekmemiş zaten. Hiçbiriniz yapamamışsınız. Anne, sanki suratını çok... böyle yapma. Allah'ım. Yapan da beşlik çok güzel bir tatlı yapmış da. Beşliği de beğenmedin. Ben de zaten onu diyorum. Beğenmedim hiçbir tatlı. Beğenmediğin tabağa niye 5 verdin? Ne vereyim? Allah Allah ne vereyim kızım? Ay bunlara yaranılmayın ya. Vallahi. Bence son derece zekice bir puanlama yaptın. Ya bu yaranılmıyor. Yani gerçekten kararsız kaldı ve atlamak istemedin bu tabakları. 5-1-1 yapsam bu sefer evet. onu da 1 verdim. 5-1-1 yapsaydın 1 gidiyordu evet. Tuğba'ya. 2 tane 3 kullandık, 1 tane de 5'imiz var. Bakalım 5 puan Yeşim'e mi gitti, Cansu'ya mı? Bugün en kolay verdiğin puan 1'di. Evet. O da yani zaten ortada. Hazırsan aç. 5 puanın kime gitti? Yeşim. Afiyet olsun. Yapamamışsın Yeşim. Yeşim yapamamışsın. Seninki de olmamış. Ama birine 5 vermek zorundaydım. Olmamış. Altından ben birine 5 vermek zorundaydım. Beyaz ve içine şerbet çekmemiş tabağı verdi. Hayır, itiraf etti burada. Hiçbiri çekmemiş dedi. Evet. Siz orada 3. tabağı yerken ya kesemediniz. Kurutmuş bu, kurutmuş dediniz. İkinci tabağı dediniz ki şerbeti olmamış, kaynaması gerekiyor. En iyi tabak bir... En iyi tabak demedin. Senin tabağını öven bir tane yorum yapmadı. Olmamış mı? Olmamış. Yorumda olduğu için verdi ya. Hepimizde mesela bazısı çekmiş, bazısı çekmemiş olabilir çünkü fırına atmıyoruz ya. Seninkinin ikisi de çekmemiş işte. Bir tane benimki, yedim dedi. Hayır. Kaç tane yediniz? Yediği çekmemiş. Kaç tane yediniz? Bir tane yedim, hiç çekmemişti. Gönül teyze ve bugün çok kafan karıştı. Damak dedi ki gerçekten bozuk. Evet. Kabul ya edeyim. Hiçbir olmamış dedim ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Bana verdiği teyze dedi ki lezzete değil. Bu sefer dedi ki şekline görsele göre. Verdim. Evet. Görsele verdim. Hani her zaman lezzete verirsin. Aa. Söyledim ya. Gerçekten hayret. Görsele verdiysen şimdi... ben buradan bakıyorum. Bembeyaz bir tabak var orada. Görsele ya, tamam, veriyorsunuz. Ben konuşmak istiyorum. Ben konuşmak hayat. İstiyorum. Anneciğim, rengine baktın Gönül teyze. Ne var? Hiçbirini beğenmedin değil mi? Sana mı 5'i verseydim yoksa? Hayır, ben bana 5 verdin ya da vermedin. 1'e de aynı yorumu yaptın, 4'e de aynı yorumu yaptın. He. Olmamış. Sen, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bak bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Ya. Zaten tabağımı savunacağım ayrı bir mesele de. Savunma. Senin garezin gerçekten gelinine biliyor gelin musun? Gelin mi? Senin bugün kafasını yaptı. Kafası karışmadı. Diyormuş ya ben Tuğba'yı arıyorum bir vermek için. Hayır be. On... Bir dakika ya. Allah madenci. Allah. Sen kömürden mömürden de anlıyorsun ya. Sen anlıyorsun. Tuğba'nın avukatı. Gerçekten. Dur sen şimdi, Tuğba'nın... Bir dakika. Tabağını yedin mi?
Tadım yaptın mı? Arkadaşım, sen yorumu niye yapıyorsun tadım ben yapmadan? Ben tattım dedim mi? Konuşmak için konuşma. Bak, ben yapmadıysan, bir fikir var. Şura çalışıyor. Çalışıyor mu? Söyleyeyim o zaman. Kaya gibi bu kurutmuş, hiç çekmemiş şerbet bulamadı. Şerbetli tatlı nasıl olur? Duyuyor arkadaşım, musun? Arkadaşım şerbetli tatlı nasıl olur? Çok güzel bak. Şerbet bulamadı gel... dediğin şey senin tabağının dibindeki şerbet. Tabaklamayı ben mi yapıyorum? Bak muhteşem. Gerçekten benle uğraşacağınıza muhteşem tabak yapsaydınız. Muhteşem dediğin tabak mı? Gönül abla afiyet bal şeker olsun. Gönül teyze vallahi sen konuşturuyorsun. Evet ya öyle. İlk tabağı yediniz ya. Tuba'nın fan klubu. Siz bak bir tane vallahi yediniz. Diğerlerini de yeseydiniz mükemmel. Bir tanesini ya mükemmel yediniz. Dediğini görüyorum ya. Değilse niye 5 veriyor? Siz lezzete verirsiniz ya. Hep bunu savunursunuz ya. Lezzete niye vermedi. Verdiniz? Anlamadım bu tatlı. Aynen zaten, lezzete verseydi o tabaklara 3 vermezdi. Bak zaten bu tatlı içinde lor tadını kaçırmış. O lorun da ne işi var onu da anlamış değilim de. Tatlı doğru bu. Hiç güzel olmamış tatlı. Final gününde ikinci kayınvaliden Beyhan Sultanım. Get o takozumu get. Ne oldu? Ne bu hareket? Çok gerginim yemin ederim. Vallahi niye sizin için hiç sorun yok ya? Zaten gelinlere bir verme savaşı veriyorsunuz. Şerbeti güzel. Daha sesli duysun gelin. Şerbetini güzel çekmiş. Acaba böyle çıtır çıtır oluyor galiba. Kıtır kıtır. Hamur tatlısı yağda kızdırıyor. Evet. Yağda kızarmış. Kızarması. Yani hamurunun inceliği. İyi olmuş. Şerbetini çekmiş. Çıtır çıtır. Tamam. Güzel. Sevdin mi? Lezzet olarak evet, sevdin mi? Evet sevdim. Tamam süper. Sevdim. Afiyet olsun. Şekillerini beğendin mi? Evet, şekilleri güzel. Eşit mi şekiller? Bakayım şunlardan ne çıkacak? Civciv mi çıkacak? Kuş mu çıkacak? Ne çıkacak bilemiyorum. Bu biraz daha yumuşak olmuş. Bunun çıtırlığında tat güzel geliyor ya böyle çıtır çıtır. Çıtır hoşuna gitti değil mi? Evet bu biraz daha böyle hamursu gibi böyle yumuşak olmuş. Şerbetini daha mı çok çekmiş evet, bu? Evet daha çok çekmiş. Yumuşak daha, olunca? Şey evet yani bunun içi hamur kalmış bence. Neden? Ya ne bileyim şey ya böyle çıtırdı şeyi yok hani ağzımda böyle yumuşak geldi tamam, ya. Tamam çıtırdamamış yani. He. Ya bu da fena bir tabak değil kötü bir tabak değil. İçini mi beğenmediğinde hamur kaldığını düşünüyorum. Yumuşak geldi bana. Tamam. Böyle yumuşak geldi. Şekil, şemal, şerbet. Şekli, şemali. Güzel. Şekli de güzel. Peki. Bire göre biraz daha az beğendin. Tabii canım biri çok beğendi. Ona bir de beğeniyorum diyormuşum. Başka şey çıkıyor karşıma. Genelde öyle oluyor. Sürpriz olmaz bize. Zorla hamur yiyorum. Hamur. Hiç kızarmamış. Hı hı. Görünüyor ne zaten. Ne bir tat, ne bir hamur ya resmen hamur. Bu tabağı yapan gelin hayatında hamur açmamış. Hamuru açmış canım. Sen açmış de ama yapamamış. Hepten gömme. Becerememiş. Vallahi hiç yapmamış bunu. Hiç yapamamış. Şuna baksana ya hamur ya. Tamam hamuru açmasında... Kızartmamış. Yani şeklini vermiş. Şeklini vermemiş. Hı. Hamuru hiç yağ... Şekli de mi olmamış? Olmamış. Hı. Peki. Olmamış. Bu tabağı hiç beğenmedim. Geçelim o zaman. Hiç tatlı canımızı üzmeyelim. Aa. Son tabağımız. Bu tabak da olmuş. Kızartmış, şerbetini çekmiş ama bu tabağın içinden bana bir ekşi tadı geldi. Yok artık. Heh, acaba lordan mı? Yani lordan baharat gibi bir ekşi mi? Bunu yapan gelini kötüleyemem. Hani lorun tadı olabilir. Hep aynı lor. Hepsinde aynı. Bir tane daha ye bence. Başka bir tane daha kes. Bunda ayrı bir tat var.
Allah Allah. Evet. Sana bugünün önemini söylememe gerek var mı? Yok. Yok. Ne var bugün? Sen söyle, bilerzik izleyiciye var. Söyle. Bilerzik var. Başka? Çeyrek var. Başka? Eleme var. Evet. Evet. Buna bir veriyorum. Üçüncü tabak bir puan. Birinci tabağa beş veriyorum. Birinci tabak beş puan. Bir veriyorum. İkinci tabak bir puan. Ve... Ya bunu da çok kötü bir tabak değil de... Bunu nasıl desem... Stajyer yapsam olur mu? Bugün final. Sen bilirsin. Bugün konuşmam. Vallahi ben Yeşim'i bulamadım. Vallahi bulamadım. Yeşim beni öldürecek. Buna da biliyorum. Dördüncü tabak bir puan. Tabak kötü değil. Oo. Oo. Aferin sana. Nasıl bir gaza geldin öyle? Stajyer kendine döndü. Al sana stajyeri. Üç tane birimiz var. Bir tanesi işte bu önümüzdeki tabak. Gerçekten bugün alınan birler, yani şöyle şurasına oturur gelinlerin. O kadar önemli bir gün. Bakalım kime bir gitti. Şu önündeki tabakla o tabağı da bir tuttun, anladım. Bu tabağı da bir tuttun. Haklısın. Şu tabağa puan vermeliyim. Bir puanın sahibi gelinimiz. Açar mısın görelim? Cansu. Cansu sen hiç mi bir şey görmedin hayatında? Hiçbir şey görmedim. Görmedim. Ot gibi geldim. Şu tabağa bir bak Allah aşkına. Hamuru komşuna benim oğlum. Ot gibi yaşadım geldim. Hiçbir şey yapmadım ben. Hiç mi bir şey yoktu o tabakta Beyan teyze? Ben oturdum mu burada bu yemek yapılırken? Tabağına gel bakalım mı? Gelmiyorum ya. Geldiğinde gel. De geçerli ne gösteriyorsunuz ki? Buradan oraya yorulduğuma, adım attığıma denk. Ama bak tabağı kendin bile benim. Biliyorsun tabağın olmadığını. Çünkü... Kendin bile... Biliyorsun o yüzden tabağını bakmaya bile gelmiyor. O müvekkili açılmadı ya. O müvekkilini savunduğu kadar kendini savunamaz. Canım dile geldi. Çok iyi biliyor. Dile geldi. Doğruları söylüyorum. Bir buna sus, öyle denir. Tamam benim tabağım konuşulurken bana müsaade eder misin? Tabak mı konuşuyorsun? Sen bak Cansu'ya sataş bana sataşma işine bak. Ben istediğim herkese sataşırım. Sataşmak sizin işiniz. Yeşim sen işine bak benle uğraşma. Ay canım hadi yardım makinesi oldu. Hadi benim ne oluyor be? Ne oluyor? Üzerimden prim kasarak bir yerlere gelme. Ya bu tamam, kelimeyi de iyi öğrendiniz. Kızım. Şuraya yazalım en azından. Prim kasma, prim. Her gelen bak siz de öğrenin. Prim kasma, prim sen, kasma. Benim ihtiyacım yok böyle şeylere. Ben burada doğruları söylüyorum. Ağlasana bir de. Sataşma. Bir de ağlasana. Öyle değildi. Bir de bayıl Feriha. Aa bayılma. Nasıl sen bana göstersene bir. Bir dakika bir dakika bak fark ettiniz mi? Arkadaş gerçekten vites uzmanı. İki gün önce size bir dakika. Tabağını ben açtım. Savunuyordu. Bu kız hamile bayılabilir. Tansiyonu düşmüştür. Ceren saçmalıyorsun o Ceren. O iyi gelin. Ha, iyi gelin. Şimdi ne diyorsun sen öğret. Sarılıp öpüşsenize şurada ya. Sarılırım canım. Bak, canım ben, istesin onu da ben yaparım. Ben senin yine hamileliğinle ilgili konuşmuyorum ki. Bayılmayı bana sen söyleme diyorum. Yok söylerim. Anladın mı? Bayılmayı Yeşim, bana sen söyleme. Herkes bana söylesin. Sen niye karşı? Ya bizim konuştuğumuz başka bir şey ya. Ya. Allah Allah. Şunu mu açalım, bunu mu açalım? Bunu mu? İnşallah görelim. Bunu mu açalım, bunu mu? Şunu açalım. Hayır, bunu açalım. Ya benim ayaklarım titriyor. O tabağı bir açalım. O tabak buraya gelecek, tut. Harcadın tabağı, hiç gözünün yaşına bakmadın gerçekten. Yani şu Yeşimse kim nereye kurtarır seni? Gerçekten bak. Hiç inanamadım yani şampiyonsunuz. Geldiğiniz gibi gidersiniz. Hiç puanla oluyor bu işler. Ve bugün final. Evet maalesef burada yazık olmuş bir tabak var. Bakalım kimin? Bakalım kimi yaktın? Yani şu tadımda en çok bu tabağı yaktın. Benim gördüğüm. Aç görelim. Ceren, iyi bari, iyi bari. Yeşim sona kaldı. Ne oldu? Tansiyonun düştü değil mi? Ay. Çünkü iyi tabağa bir puan verdin. İyi mi? Olmuş dediğin ekşi, tabağa... Ekşi. Olmuş ekşi tat dediğin geldi. Tabağa bir puan verdin. Şekli falan güzeldi ama bana bir ekşi tat geldi. Ama bir tat direkt geldin, alamadım. Gittin, geldin, gittin. Niye söyleyeyim mi ben sana?
Dün gaza geldi. Ben başladı senin yine bir tabak şartlaman kendine. Hissin iyi ki dedim ya dün hislerin ilk defa. Sen durdun onun başında bekledin. Belki bir şeyin eksik olmuş olamaz mı? Ekşi bir sıkıntı var o tabakta. Ekşi var, sıkıntı var işte. İlk bir gün dördüncü tabağı hissettin, her gün hissedeceksin yani. Bak ekşi olabilecek hiçbir şey yok o tabakta. Yani sana olabilir. Ekşi tat getirebilecek hiçbir şey yok. Doğruna şeker var, koymadın. Lor belki. Peyniri var. Ha. Hepsinde var lol. Belki sana onun ekşiliği geldi ama sen olmuş dediğin bir tabağa bir puan verdin. Başka biz ekşi yapacak ne kullandık Ceren? Limon. Ya sana mı soruyorum anne ya? Sanki ilkokulda öğrenciye şey veriyorum belki ya. Belki şekerini koymadı Lorna. Belki limon mesela ekşi yapar biliyorsun değil mi? Ha. Limon mu koydu yoksa içine? Anneciğim limon var ya, şerbete limon koymuyor musun siz yaparken? Tamam. O da hamura koydu o zaman. Ya hamuruna koydu demek. Ve de onun başında bir saat düşün. Öpeyim Beyhan teyze. Niye? Bayram değil. Benim ne hakkım varsa sana helal olsun. Hadi. Buyur. Gel. Yeşim ya da Tuğba senden 5 puanı kaptı. Hazırsak 5 puan kime gitmiş öğrenelim. Yeşim ya da Tuğba 5 puanı kaptı. Aç görelim. Hızlıca aç lütfen. Hızlı. Tuğba. Yani. Çıtıra verilir. Yani. Yeşil. Ateşe attın. Gördün mü? Öğren. Mi? Öğren, çıtıra. Öğren. Aynen. Yumuşağı demin verdi. Sırf yumuşak diye verdi. Demin bak. Gerçekten olabildiğince. Çıtır ya. Tatlı dediğin çıtır olur. Al sana çıtır tatlı. Çıtır diye vermedi. Kimse bir müdahale etmesin lütfen. Sen konuşacak mısın? Ben konuşayım mı? Konuşayım mı? Konuş. Çünkü biliyorsun. Suçunu biliyorsun. Benim tabağımın suçu ne? Hiç yok. Yok. Şerbeti çektiği için özür dilesin senden. Ekşinin başında düşündüğün evet kadar benim tabağımın başında düşünmedin ya. Düşünmedin. İlk koşa koşa ilk benim tabağıma koşup biri verdin ya. Üçüncü tabağı bile benden sonra bir verdin. Çünkü bugün hisli kadınımız, dün övdüm ya sen hisli, hissettin dedim. Koşa koşa dördün peşine koş. Dörtte ben hissediyorum. Olabilir mi ya bu tabak? Neyi düşünüyorsun ya? Şekli olmuş, şerbeti olmuş, şerbetini çekmiş. Başka ne istiyorsun o tabaktan? Sen benim önüme bariyersin ya. Başka bir şey değilsin ya. Gidelim diye ver mücadeleyi. Hayır, hadi dün ben bir şey demedim. Sesimi çıkarmadım. Sadece dedim ki niye bir kere olsun hislerin hareket etmedin bu dedim. Bu kere haklısın, tamam sus. Bu kere haklısın. Ben ayda yılda bir sana hak veririm. Yine her zamanki gibi ben haklıyım. Gönül annem o şeye ekşiliğe gitti 3 verdi biliyor musun? Kime? Ekşiye 3 verdi. Ekşi yok ki onun. Bana içinde ekşi gelmedi Tuğba. Senin damağının tadı bozuk. Aa. Benim de demin tabağıma şerbet çekmemiş dedi. Benimkine. Öyle yumuşak değil mi dedi? Yumuşak. Yumuşak diye 5 verdi. Hayır, yumuşak değil. Şerbeti için verdim. Şerbeti tabağın dışında şerbeti güzel olmuş. Tabağın dışındaki şerbete bak. Şerbeti tabağın dışı övünme. Hayır, şerbeti çekmemiş demedim. Çekmemiş. Sonra da çekmemiş hiçbir dedi. Çekmemiş dedi. Hayır. Kaç verdi? Benim İçine tabağıma dedi ki bir tanesi çekmiş, bir tanesi çekmemiş senin dedi. Senin tabağını söylemiyorum. Evet. Benim tabağıma şerbeti şey çekmemiş dedi. Çekmemiş dedi, hiç değil çekmemiş mi? Çekmemiş dedi. Çekmeyen şey nasıl o kadar yumuşak olur? Ne verdi sana? 5 verdi. 5 verdi. Senin yapamadığını istediği tabağa 5 verdi. Ama benim tabağı kuru tabağa çıtır çıtır olmuş. İçine çıtır olmasına rağmen çıtır dedi. Bak ben burada izledim. Kesemedi ya bile. Allah Allah. Kesemeyecek. Tamam senin tabağını konuşalım. Tamam. Bu lokmalık tatlı. Bunu kesmezsin. Siz niye kesiyorsunuz ki? Atın ağzınıza şu kadar şey. Aa, sana göre ayarlasınlar. Kimse kesmesin bundan sonra ya. Yemek yemeyi kesmek bilmiyorlar. Aha. Evet. Yemek yemeyi bilmiyorlar. Bence yorum yapmayı da bak, puan yapmayı da bilmiyor. Hamur kızartılırsa sertleşir. Ha. Senin gibi orada yumuşak yumuşak tatlı yapmışsın. Ha. Gönül annem dedi diş demin yok. Yumuşak yumuşak aa olduğu için bayıldı. Demin yumuşak çekmiş çekmiş. Evet yumuşamış diye savundun tabak. Yoo. Tamam. Şimdi çevir kazı yanmasın. Demin bir saattir yumuşak tabağınla övünüyordun ya yumuşak hani. Yumuşak demedim, hep hayır sert dedim. Kayınvalidem bir yumuşak. Bir tanesi biri yumuşak. Evet bir tanesi yumuşaktı ama bir tanesi
tanesi yumuşat diye vallahi kadına kızdı. Vallahi bela kuvvete ya. Evet. Yeşim dinlerse onaylıyor. Altına noter mi getireyim? Yanında noter mi gezdireceksin Yeşim'i onaylamak için? Doğruyu söylüyor kadın. Bakkaya maddesi ne diyor? Haklısın diyor. Haklısın sen. Çünkü de. Şu an haklıyım. Anne sen ne yapıyorsun? Şu an ay, haklıyım. Bana döndü bu. Sen bak gelinle o kuru taş gibi kesemedi tabağı 3 verdi. Sen şerbeti çekip her şeyiyle beğen, bak kötü yorum yapsan benim tabağımda ekşi mi aldın? Şekli şemali mi olmamış? Yanık mı var? Ne var? Aradın da bulamadın. Ne var benim yumuşak tabağımda ya? Üçüncü kayınvalidem Hatayi Sultanım. Hoş geldin. Afiyet olsun. Açıyorum. Aç. Şerbeti iyi olmuş. Hamuru da evet hamurunu da ince açmış. Biraz bir tık sert olmuş gibi böyle. Kızartması da iyi, hoş. Yani şekilleri beğendin mi? Eşit mi? Yani bir, yok, şekillerini beğenmedim. Tamam. Şekilleri eşit değil. Tamam bir tanem. Gel ikiye geçelim. Bunun hamuru sert olmuş, şerbeti az olmuş ve şekli de iyi değil. Bir tık kızartması iyi. Kızartmasını beğendin mi? Beğenmedim ama yani yine de beğendim dedim biraz. Niye öyle dedin? Tam şöyle bir güzel altına bak. Yani çiğ kalmamış. Yok, sanırım. Yok çiğ kalmamış evet. Çiğ kalmamış. Sevdin birazcık. Birazcık sevdim. Peki üçüncü tabağın? Bunun kızarması güzel ama hamuru sert. Üçüne de sert dedin. Evet. Şerbeti iyi. Evet. Ama sert hamuru. Kızarması güzel. Şekil şemal. Şekil şemal iyi. Bunun şekil biraz şemali zor yuttun. Güzel. Evet. Evet. Tamam. Sanki hep aynı yorumları yapıyoruz gibi geliyor. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama puanlayacaksın birazdan. Aklında tut. Tamam mı? Böyle bir fark bul yani bence aralarında. Son tabağımız. Afiyet olsun. Bunu beğendim. Ya. Şekli de şemali de çok güzel, şerbeti de güzel. Ben bunu niye beğendiğini anladım. Daha sen keserken niye mutlu oldun? Yumuşak diye. Evet. Yumuşak güzel olmuş. Kıvamı her şeyi güzel. Tamam. Peki. Afiyet olsun. Hatayi Sultanım. Kalbinin sesini dinle. Konsantre ol lütfen. Puanlama yaparken. Acele etme. Ver puanlarını. Buna 5 veriyorum. Dördüncü tabak 5 puan. Buna 2 veriyorum. Üçüncü tabak 2 puan. 1 veriyorum. İkinci tabak 1 puan. 3 veriyorum. Birinci tabak 3 puan. Bir an 1 vereceksin sandım. Öyle gidişatımız vardı. Şunu açalım. 2 puancık. Bugün tam cık yani. Gerçekten bir alsa belki daha rahat eder. Hani o 2'yi aldıysa bir kıpırtı var demek ki. Bakalım kime gitti bu 2 puan? Final 2 puancık acaba kime gidiyor, kimi üzüyoruz? Aç şekerim. Ceren. Hatay teyze ben şimdi senin yaptığın hiçbir yorumdan hiçbir şey anlamadım. Yani hangi, bir 4'ü beğendim dedin, bir tek o yorumunu anladım. 1, 2, 3'e hangi yorumu yaptın, ne dedin hiçbir şey anlamadım. Bak gerçekten çünkü hepsine aynı şeyleri söyledin. Ya ne dedin sen anlamadım. Şimdi bana söylüyorsan o açtığın tabakta
Neyi beğendin, neyi beğenmedin? Ceren'cim, sen tatlıyı güzel yaparsın. Biliyorum bunu ama bundan hamurunu sert yapmışsın. Zor yuttum. Hamurun sert olmuş, biraz şerbetin az olmuş. Yani şeklini de beğenmedim ama kızarması güzel olmuş. Hatta teyze bence sen de yani ne yorum yaptığını bilmiyorsun. Zorla yuttu kadıncağız ya, boğuluyordu. Suyla yuttu tatlı. Boğulacak bir tabak tatlını. Yok orada. Gayet lezzetli bir tabak ki iki kayınvalide de benim tabağımı çok beğendiler ama ikisi de arada kaldılar. Ya bir tek ben en çok seni anlamadım biliyor musun? Sen yorumlarda? Güzel yapardın tatlıyı. Niye şey güzel yapmadın? Güzel zaten. Yani? Yine güzel o. Yine güzel zaten. Nasıl yaptın bu tatlıyı lütfen ya? Harika yaptın. Çok güzel o zaten. Zaten Hatay teyze dedikçe ben yemin ediyorum başkasının gelini zannediyorum ya. Hala alışamadım. Valla o da mutfağa alışamamış belli ki. Sonuç ortada yani. Valla ben mutfağa dolaştım. Gayet güzel bir tatlı da çıkarttım ama ya ben şeyden anlamıyorum, hani yaptığın yorumları anlamıyorum biliyor musun? Bence hala senin heyecanını atamadığın için çok da üstüne de gelmek istemiyorum. Ama yani yorumlarınla verdiğin puanlar tutmuyor. Bir tek 4'ü bak, tamam eyvallah, 4'ü beğendin, 5 verdin, okey. Ama 1, 2, 3 yaptın, hiçbir yorumu anlamadım ben. Yani ne diyeyim Ceren'cim, bulamadım. Evet istedim ben de seni bulma, 5 vermeyi istedim ama. 2 zannettin değil mi? Öyle yok. Zannettim, farkındayım. Sen gel benim. Öyle mi zannettin? Yok öyle sanmadım. Öyle zannetmedin. Ben de öyle hissetmedim. Öyle sanmadım. İki yani verdin ya gelinine. Evet iki verdim ama evet. Yani biraz aslında bir tek hamuru, sert demiştin. Evet, ama sert hepsine de, sert evet. Dedim. Beş verdiğine de sert. Ha beş verdiğin evet. Yumuşaktı. Yumuşaktı evet. Ben şeye alışamıyorum. Ne? Teyze diyor ya sana. Evet. Bir an şey yaşadım. Onun kayınvalidesi evet, miydi? Evet. Hani kayınvalidesi değil miydi? Böyle bir şey yaşadım orada. Senin de moralin bozuluyor. Ben de onun için böyle yapıyorum ki bana anne desin. Anne desin. Güzel de bu puanları verim haklı ona. Haklı kadın. Haklı. Anne de al beşi. Hadi boşuna bakalım. Mı geldik biz buraya? Bana anne dedirtmeye mi geldin? Yani normali o. Kayınvalideye anne denir bizim kültürümüzde. 3 puan. Bakalım senden kime gidiyor? Üç puan da bu tabağımıza gitti. Hazırsan kaldır da görelim sahibini. Yeşim. Biri yumuşak der, bir verir. Diğeri sert der, 3 verir. Bir şey söyleyeceğim. Şekilleri olmamış mı dediniz? Evet, olmamış. Benim tabağıma şekilleri olmamış. Evet, olmamış. Benim gözüm cetvel gibidir biliyor musunuz? Milimi ölçerim ben. Bu konuda da gerçekten iddialıyım. O yüzden şeyi kabul etmiyorum. Bakacağım şekli olmamış gel dediğiniz... Bak. Şeyi çok anlayamadım yani. Ya gerçekten şekil neyi olmamış? Olmamış. Ne? Kuru olmuş. Ben biraz... şekli soruyorum. Şekli bak uzamış. Ha. Bir tarafa kaymış. Bunu yediğiniz için ben bunu anlayamıyorum zaten. Bunu anlayamıyorum. Bu mu? Gerçekten şu an var ya. Şuna mı sert diyorsunuz? Evet bu sert. Sert olmuş yeşincim. Ya sen de... görmesem gerçekten şu sert olmuş. Gerçekten bayağı sert. Aynen bakın. Şöyle elleyince sert olan şey anlaşılır. Çok sert değil, çok yumuşak değil. Olması gereken de zaten budur. Yani neye göre 3 verdiğinizi hala anlamıyorum. Olmamış. Vallahi gerçekten sizi sevdim. Kişisel olarak sevdim. Ama inanın yani buradan gitseniz ben çok mutlu olurum ya. Hepsini yutarken çok zorlandı. Hepsini. Aynen. Çok sert dedi. Bu tabakta mutluluğu buldun. Tut lütfen evet. Kenarlarından. Bu tabak güzel dedi, yumuşacık dedi ve sevdi. Ceren çıktı, Yeşim çıktı. Ya Cansu ya Tuğba. Üçüncü kayınvalidemin puanını havada kaptı. Evet, hazır mısın? Son yüzleşmen. 5 puanın, en değerli puanın. Aç görelim kime gitti. Tuğba! Sana çakmayacağım çünkü dirsek 5, sen 5 vermedin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Hatay abla. Şerbeti içine çekmeyene 5 verdin.
Benim kayınvalidem de seninki çekmedi diye, seninki sert diye verdi ya. Sert benimki zaten de... benimki. Yumuşak. En yumuşağı bu dedi 5 verirken. Yumuşak mıydı benimki? Yumuşaktı. Çıtır çıtırdı değil mi? En yumuşağı bu dedi. Yumuşak dedi. Yumuşak evet, dedi. Ya yumuşak bırak dedim. Ya. Çıtır çıtır yani demedim, yumuşak geleceksiniz. Söylüyorum. Ben buradan bakınca bile kendi kızartmamı görüyorum. Senin kızartmanı da görüyorum. Ben de görüyorum. En açık renk görüyorum. Hangisiydi? Efendim? En açık renk tabaklardan. İkinci tabak. Hayır o artık şey ha. Yani poğaça. Onu ben tabaktan saymıyorum. Seninki yine açık. Açık mı? Evet. Gönül annemde de ben gidip bak. Ne dedim? Gönül anneme dedim ki bu kadar açık bir tabağa 5 mi verdin dedim. Bu kadar açık dediğin altın sarısı. Üçüncü tabak zaten koyu yapmış. Evet o koyu. Ha, tamam. Birinci ve dördüncü tabak altın sarısı. Hatay teyze. Kayınvalidelerim geçmiş olsun hepinize. Çok zor ve stresli bir gün biliyorum. Günün kritiğini yapalım. Kritikte size göstermem gereken herkesin şok olacağı, bir kişi hariç şok olacağı bir video var elimizde. Hadi kritiği yapalım, o videoyu da görelim. Samimiyetimle söylüyorum, bu videoyu izlediğinizde ağzınız açık kalacak. Büyük şoktayım. İzleyelim mi? Tüylerim diken diken. Cansu. Cansu bunlar gerçek mi? Evet. Vallahi benim böyle tansiyonum oynadı yani. Şu kalbim çıkacak ya. Bir şey olmaz. Seniha Hanım gerçekten yanınızdaki çok tehlikeli. Bu benim yazdığım muhteşem bir kurgu, tasarım, hikaye. Bence bu bir şaheserdi. Herkese merhabalar. Final günündeyiz. Salonumuza kurulduk. Birazdan 10 altın bilezik, çeyrek altın sahibini bulurken bir yandan da bir vedamız olacak. Bir gelin ve kayınvalidemizle vedalaşacağız. Acaba hanginizle? Eğer siz burada olmak, bizimle yarışmak isterseniz, şu kurdelelenmiş bilezikler sizin olsun isterseniz, www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 3707 başvurunuzu yapın ve burada sizi seve seve ağırlayalım. Hangi birinden başlayayım? Bir tane videomuz var. Sadece birinizin bildiği, diğerlerinin şok olacağı. Onu ikiye saklayacağım. Belki de bilmiyorum yani vermeli miyiz ama. İlk videomla başlıyorum. Gelinlerimden Tuğba, Yeşim hakkında yaptığı açıklama sonrasında bakın Yeşim'le nasıl karşı karşıya gelmiş. İzleyelim, üzerine de konuşalım. Kendine bir kolye almış kadıncağız. He. Onu ödemek için bak gidiyor parklarda, bahçelerde kadın sersefil oluyor. He. Sen buradan buraya kadar bilezikleri taktın, çeyrekleri buraya taktın. He. Yani kadına demiyorsun ki sana yardım edeyim, ben ödeyeyim anneciğim demek yerine. He. Gerçi şey sende şöyle bir huy daha var. Sen aldığın borçları da ödemeyi sevmezsin. Ne daha borcu iyi. Ya ne diyorsun? Aa, hayır sen benden daha iyi ne bilirsin oluyor? O borcun nereden çıktığını. Yani sen kayınvalidenin borcunu ödemediğin gibi zaten kendi borcunu da ödeyebilen bir insan değilsin. Bir dakika. Sen bu bilezikleri aldıktan sonra neden mi ya senin borcunu ödemedin? Sana ne benim özelimden? Ne yaşadığını hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Yeşil evet. Böyle sıkıştığı konularda ağlar. Şu an ağlama seremonisini izliyorsunuz ben arkadaşlar. Ben şu an sıkışmadım. Beyhancığım. Sen bir alem, gelinin Yeşim bir alem gördün mü? Bak o da Miyase'den borç almış, ödememiş. Ya o onunla arkadaş, alır, bak, verir, bak. Öder. Sana ne? Bunu ödemek için bilezikleri isteyince Miyase de parasını istemiştir. Yeşim bilezik verseydi bana verirdi. Ben bile parklardan para topluyorum. Yeşim Miyase'ye mi verecek bana verir? Borç alırken iyi ya. Bu borç isteme gerçek mi? Hemen ağlayacağım şimdi ya. Çok komik ya. Tuğba gerçekten ben tanıyamıyorum yani. Ya da borç isteyebilirsin yani. Evet. Çok normal de şey dediği, iddia ettiği şey doğru mu? Ya Tuğba gerçekten ben tanıyamaz oldum. Ben gerçekten bir kişi hakkında ilk defa yanıldım yani. Ben gerçekten onu arkadaş, dost bildim. O gerçekten sadece menfaatini düşünüyor. Menfaat burada, derken benim evet. Menfaatim ne? Aslında menfaatini ben parayı söyleyeyim. Parayı senden alıp bana mı verecek? Nasıl bir menfaatim var? Çünkü seni hiç bağlamayan bir konu.
bu konuyu burada açmasının tek sebebi ve final günü açmasının tek sebebi bilezik korkusu. Başka bir şey değil onun yaptığı şey. Çünkü biz, bu benim özelim zaten. Biz Niyazi ile dostuz, arkadaşız. Ben ondan alırım, ona geri veririm. O benden alır. İşte geri... Sen alıp geri vermemişsin. Ben nereden biliyorum bunu? Niyazi mi söyledi? Ağzı yok mu? Avukatlığına mı başladın? Ağzı yok mu? Var, ağzı var. Ben ona bir tarih verdiysem... Bu arada Miyase'nin kimsede bir şey bırakacağını da düşünmüyorum yani. Her şeyi cabbar bir evet, kız. Evet, söyleyen birisi. Benle öyle bir problemi olsa bana der ki, sen bana bir tarih verdin. Yok, Miyase söylemez. Sana bizim... söylemez, evet. Senin de söyleyemediğin konular oluyormuş dedi. Ya. Ne? Evet, söyleyemiyorum dedi. Üzerinden de verdiği gün de geçti dedi. Aa, verdiğim gün geçmiş. Evet, benim elimde mesajlar falan her şey var. Senle dertleşti mi sana? Git Yeşim'e söylemedi. Aslında bana söyledi. Sakın söyleme deseydi söylemezdim. Miyase böyle bir şey yapmaz. Demek ki o bana yansıtma yaptı. Ben de yansıtmasının karşılığını verdim. Miyase... Bir de ben bunu burada da söylemezdim. Ben bunu arkada da söylerdim. Ama Yeşim benim üzerime öyle bir oynuyor ki ben de ona karşılık... Buraya gelir gelmez, geldiği ilk gün Tuğba beni evimden kovdu derse, ben de onun bir tane bulursam, ben de onunkini dökerim. Sen benim özelde gelip benimle ev meselesini çözseydin, ben de gidip bak, Miyase bu durumdan rahatsız Yeşim, istersen eline biraz para geçince öde arkadaşım derdim. Sen benimkini dökersen, ben de seninkini ne dökerim. Ne zamandan beri bekliyormuş? Yaklaşık 3 aydır falan bekliyormuş. Aa, gerçekten bununla onun... Yani kıyaslaman çok saçma zaten. Bir. İkincisi, olayla aynen kıyaslıyorsun ya, aynen, o olayın içerisinde üçüncü kişiler yok. Sen burada üçüncü kişisin. Bizim o mesele ikimizin arasındaydı. Sen burada dersin ki... Sen buraya gelince hayır, söyleyince değişmiyor. Sen, biz bu sen, konuyu konuştuk. Sen beni telefonla aradık da Tuğba, sen beni evine almadın ama ben buna çok kırıldım deseydin. Ben de seni arayıp, bak Yeşim sen benim arkadaşımsın, Miyase'ye... ...nin parasını ödemiyormuşsun, bunu ödesene derdim. Seni ilgilendiren bir şey değil çünkü. Sen buraya dökersin. Ben senden mi para aldım? Ben buraya dökerim. Ben bu zamana kadar... Ben zaten. Seni bağlayan bu konuda hiçbir şey yok. Kimsenin bende bu zamana kadar... Bilezikleri bildiğin zaman ödeyeceksin. Burada ben... Bak, varsa bir kişi bağlansın. Benim bir kişide param kalmışsa... ...birine borcum varsa arasın. Miyase'nin parası da bende kalmaz. Altınlarla onu hiç şey yapma. Neden? Bizim aramızdaki konuştuğumuz neden muhabbet... Neden ödemiyorsun? Seni mi alakadar eder ya? Ödeyip ödemediğimi ne yaptığımı nereden biliyorsun sen? Biliyorum. Ben sana ısrarla daha diyorum ki konuştum. Bu konu hassas bir konu, bu konuyu kapat diyorum. Bizim aramızda ne geçiyor sen bilmiyorsun. Eyhan abla, senin haberin var mı? Yeşim'in Miyase'den Yeşim, borç aldığından... Miyase ile Yeşim'in arasında alışveriş meselesi olmaz bir. Hı hı. Tamam mı? Olmaz. Ben nereden biliyorum? Olmaz. Miyase'yi tanıdığım kadarıyla. Yani şey Yeşim almamış mıdır? Borç mu almadı diyorsun? Ya almış, almamış. Haberim yok ama olmaz. Almamıştır da. Ondan bak, sonra. Senin haberin olamaz çünkü üçüncü herhangi bir kişinin zaten haberi yok diyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben nereden biliyorum? Bana isteseydin Miyase'den para. Şunun parasını ödeseydin. Bana isteseydin. Kendini düşünüyorsun. Arkadaşın kızım ben. Ay Yeşim dese ben de çatlayacağım. Almasaydın. Almasaydın onu. Aldım. Söylesem, bak demek ki senden bir şey isteyecek durumum yok benim. Tamam mı? Başka insanların şu anda ağzına laf veriyorum. Demek ki verme. Öyle bir... Pardon? Verme. Kadında zaten ben... yok. Kolyesini parmağından topluyor. Yok mu? Bunu alacak parası var ama... Alacağım. Benim kredi kartıyla... Benim onu alacak öyle bir param yoktu. Benim dışarıdaki bir insan, bir dostumla, arkadaşımla olan muhabbetimi buraya taşıyamaz. Ve bu konunun taşıdım çok işte hassas olduğunu, burada Miyase'ye de kızıyorum. Miyase, evet, bu konunun çok hassas olduğunu özellikle belirttim. İkimizin arasında olan bir muhabbet. Süresini de o biliyor, siz hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Ne söz verdiysem ben bu zamana kadar tuttum. Yine tutarım. Burada kimse benim çeyreğimindir, altınımındır. Bana şöyle bir imaj çizmeye kimse çalışmasın. Altınları topladı topladı. Miyase'nin parasının üstüne yattı. Parasını ödemiyor. Öyle bir imaj çizmeye çalışıyorlar. Israrla konuyu kapatıyorum. Çünkü özel, ben Miyase'ye verdiğim sözü tutuyorum. O muhabbeti biz aramızda konuştuk. Kendi aramızda yine çözeriz. Benim hiç şüphem kimseye yok. Kimseye kalmadı. Yani zaten çok para konuları çok özel. Miyase sana söylese de keşke söylemeseydin bence. Kızlar şu an sinirleriniz çok gergin. Gerçekten anlayabiliyorum ama ben şimdi size şöyle söyleyeyim. Bu gerginlik zannediyorsunuz ya.
Bu ne ki? Şu an okuyacağım VTR sonrasında yer yerinden oynayacak. Tüm samimiyetimle söylüyorum, bu videoyu izlediğinizde ağzınız açık kalacak. Aranızdan o kişinin vereceği cevabı o kadar merak ediyorum ki ne diyecek acaba? Aa. Hakikaten çok merak ediyorum. Büyük şoktayım. İzleyelim mi? Küçük de şöyle bir sır vereyim size. Özlem vardı ya aramızdan, evet, ayrılan. Hı. Özlem bu sır perdesini aralayan kişi. Aa, Özlem. Giden Özlem. Evet, giden Özlem. Buyurun izleyelim. Hep beraber şok olalım. Aa. Buyurun. Aa. Herkese merhabalar. Nursel Hanım, ben daha fazla sessiz kalmak istemiyorum. Cansu'nun söylediği yalanlar gerçekten sınırını aştı. Cansu'nun kayınvalidesi, Cansu'nun ev kirası aslında 15 bin lira değil, 6 bin lira diye bir itirafta bulunduğunda Cansu dedi ki, yani inanamıyorum ya, bunu bana nasıl yapar dedi. Gerçekten çok öfkelenmişti. Ve bana da dedi ki, ben bunun intikamını Özlem alacağım, göreceksin dedi. Ben kızıma gebelik testi yaptığımı sakladığımı söylemiştim işte. Onu bana atar mısın dedi. Kızlara işte kayınvalideme bir şaka yapayım dedi. Biraz güleriz falan filan dedi işte böyle. Cansu yayında açıklamalar yapınca ben gerçekten ne oluyor dedim ya. Gerçekten inanamadım. Ağzım açık izledim. Beni de her yerden engellemiş. Gerçekten WhatsApp'tan, her yerden, sosyal medyadan engellemiş. Ben de ekibinize ulaşmak istedim. Cansu'ya attığım mesajımın da ekran görüntüsünü aldım. İyi ki de silmemişim. Ekran görüntüsünü de ekibinize attım. Seniha teyzeciğim, sana buradan bir şey söylemek istiyorum. Cansu hamile falan değil. Sen o kira muhabbetinden sonra bunu yaptığın için, o senden intikam almak için bunu böyle bir oyun yapmak istedi. Ve benim gebelik testimi kullandı. Ben gerçekten hani anne olduğum için böyle bir şeye vicdanım el vermedi. Söylemek istiyorum. Cansu, bunlar gerçek mi? Gerçek mi? Hamile değilsin, numara mıydı? Evet. Ayılmaları... Bir şey söyleyeyim, bana gösterdiğin resimde Özlem'in gebelik testi miydi? Bir saniye. Ayılmaların, o midelerin bulanması... O gerçekten gerçekti. Ya tansiyonum düştü, bir şey oldu, aşırı elim ayağım titredi. O kesinlikle gerçekten ciddiydi. Bu şaka falan değil ama. Yok, bir saniye. Ondan sonra mide, gerçekten midemi üşütmüşüm. Ha evet, bunu bir ders olsun diye yaptım. Bir şaka olarak yaptım. Şimdi Tuğba, sen de burada bilmiyormuş gibi davranma. Ben gerçekten bilmiyorum. Hadi biraz da gerçekleri konuşalım. Bence şu anda hiç bilecek bir şey yok. Daha yok, şaka yapmak istedim. Bundan zaten bir çıkar uğruna bunu yapmış olsaydım, bana getirmiş düğünümdekinden büyük bilezik takmış, alırdım çatır hayatım çatır gezerdim. Hayatım, Cansu şeye taktın gidiyorsun, kız kadın... Bayılacak. Şey geçiriyor. Yani bu normalleşecek bir konu değil gerçekten. Dalga. Bak, bütün Türkiye bir haftadır ettik hamile olduğunu ilan ettik. Kayınvaliden şoka girdi. Sen dümdüz hala laf yetiştirmeye çalışıyorsun. Böyle bir intikam alma şekli olabilir mi? Hamilelikle babaanneyle dalga geçilir mi ya? Biz o kadar sevindik, gittik altın aldık, takı taktık. Olmaz böyle yani. Ben şaşırmadım. Senin ama yaptığın bu çok ayıp bebek Cansu. Bebek kıyafeti aldı ya. Yok. Bebek kıyafetini mi aldı? Evet. Evet. Suratı bembeyaz oldu kadının. Bir de şu söyleyeceğim. Beni de kattı. Şu an bana Cansu dedi hakikaten ki, yani senin bu yaptığın doğru mu? Bir de iki canlıyım, iki canlıyım diye şey yapıyor. Ben o kadar sevindim, o kadar heyecanlandım. Şu an kalbim, şu kalbim çıkacak ya. Bir şey olmaz. Şu an şoktayım Nursel Hanım. Haklısın. Yani hamilelik bu başka bir şeye benzemez. Evet. Torun geliyor, sevinçlerle burada karşılandık. Yani şu kadın an sesim olmayacak bile titriyor. Vallahi ben senin adına üzüldüm. Yok, bu ne rahatlık ya. Suratında bir gram üzüntü görmüyorum, pişmanlık görmüyorum. Aa, seviniyor. Ya ben hayretler içerisinde şu an diken diken oldum. Kadın halini düşünemiyorum ya. Böyle şaka mı olur ya? Arkadaşlar bir Özlem'i bağlayalım mı? Özlem'i bağlayalım. Bize anlatsın. Vallahi benim böyle tansiyonum oynadı yani. Benim de. Cansu, senin bu rahatlığın da böyle biraz can sıkıcı. Ellerim, ayaklarım kadın kaç başladı yaşında burada şey geçiriyor yani. Hakikaten söylüyorum. O kadar da değil yani. Çatır çatır bunu da söyleseydi mi? Onu çatır çatır söyledim şimdi. Ya sen söylemedin. Allah aşkına ya. Neden yaptın? Daha birilerine laf yetiştirmeden lütfen. Gerçekten çok şaka değil ben bu yani. Ben size gönülden anlatayım. Anlat.
Birincisi zaten içimde birikmiş, burada anlattığım şeyler vardı. Bir şekilde bunların hakkını verdirmem gerekiyordu. Birincisi buydu. İkincisi gerçekten benim ya şaka anlayışım buradakilere göre çok farklı. Yani bu bana göre normal bir şakaydı. Durdurdum bunu. Hoşuma gitti. Şaka mı? Bunun şakası olur mu Nursel Hanım? Hamile olmak ilgi göstermesi mi hoşuna gitti? Evet, acaba? O da hoşuma gitti ve bunu devam ettirdim. Bunu bu kadar sürdürmeyi düşünmüyorken bana düğünde koldan çıkartılanlar bebekte geri takılıyor. Niye sürdürmeyin ki? Çok özlem hattaymış ya. Kızlar. Geldi özlem, benim Poliana. Özlemciğim. İyiyim hayatım, sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Seni izledik şimdi. Şok bir iddia attın ortaya ve o da gerçek çıktı. Bana olayın nasıl olduğunu tam olarak anlatır mısın? Tabii ki canım. Şöyle söyleyeyim size. Biliyorsunuz ki ben orada yarıştığımda Cansu'yla bir hafta falan yarıştık biz. Artık bu hafta arkadaş olduk. Muhabbetimiz falan ilerledi. Suriha teyze 15 bin lira kira ödemesi falan vardı. Böyle bir muhabbetimiz vardı. Sonra Cansu bunu iyice sinirlendi. Bak ben ondan nasıl ödüm alacağım. Bak ben ondan nasıl intikam alacağım falan diye bana dert yanıyordu. Bayağı eski mevzu bu yani o zaman. Yani. Tabii ki. Sonra ben hani çok fazla üstüne gitme kız falan diye söyledim. Daha sonrasında kızımdan hamilelikten konu açıldı. Ben de telefonumdan işte kızıma masama hamileyken ki gebelik testini gösterdim falan, böyle güzel yerden gösterirken. Aa kız beni bana atar mısın dedi. Ben de bir kavim halime kızlara bir şaka yapayım, biraz gülelim dedi. Sonra ben hiç hani bu muhabbetle buraya kadar geleceğini hiç düşünemedim. Hiç düşünemedim. Attım. Sonra baktım Dünya teyze gerçekten böyle iyice şeye giriyor, hani mutlu oluyor kadın, iyice hevesleniyor. Bir anne olarak daha fazla üzülmesi istemedim. Açıkçası söylemek istedim her şeyi. Cansu bu nasıl bir plan ya? Olaya girerken, planı yaparken Özlem de hiç böyle demiyordu. Canı yanmış şimdi herhalde. Şimdi şu an... Ben plan yapmadım. Resmen atam bir şaka yapacağım dedi. Ben bu kadar işi ciddiye getirdiğini asla aklımızdan bile geçmemize. Özlem'e söyleyeceğim bir şey var mı? Güzel ortaklık kapatıyorum. Yaptı. Teşekkür ediyorum. Ne yaptı? Böyle bir şey oldu. Ortaklığı güzel yaptı. Teşekkür ediyorum. Çok artık. Özlemciğim olmuş. Dikkat et bir daha böyle şakaların içine dahil olurken lütfen. Yani insanların hevesiyle şeyiyle oynanır mı? Biz burada o kadar mutlu olduk, o kadar sevindik, sevincimizi insanlarla paylaştık. Ya bu olay başka yere gitmez aslında. 2x2=4 hani gideceği yer belli. Teşekkür ediyorum. En azından artık bunu açıkladığınız için kadın... Ya ben en çok sana üzüldüm seni. Ya ben kaç gündür Cansu'nun arkasında dolanıyorum. Kızım aman otur, aman kendine dikkat et, ye iç, şunu yap, bunu yap. Yani bu mu olmalıydı Cansu? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Arkamda dolanman için illa çocuk mu doğurmam lazım? Normal yani zamanlarda niye değer vermiyorsun bana? İki canlı bir insan var, tek canlı bir insan. Normal zamanlarda niye değer vermiyorsun? Kadın yıkıldı resmen ya. Bak var ya, bana da geldi otelde, dedi ki gebelik testi yapalım dedim, gidelim dedim. Bana dedi ki hiç, ben dedi yaptım dedi, gösterdim. Hatta ben de onunla birlikte sarıldım dedim, bak bebeğimiz oluyor falan dedim. Yani hem tüm Türkiye'yi kandırdı hem beni de sen benim de duygularımla oynadın Cansu. Vallahi benim? Seni ablanın haline bak, çok üzüldüm ya. Yazık ya. Gözleri doldu. Seni Hanım gerçekten yanınızdaki çok tehlikeli. Aynen. Çok dikkat edin. Kendisini de çok iyi biliyor ve yani bu pişkin böyle bir pişkin intikam yapabiliyor. Alma bir şey var mı ya? Böyle intikam alınır mı? Ya bu intikam da değil ya, çocukça ama daha ileriye de götürebilecek potansiyeli var. Yani çocuk var. Hevese getiriyor insanı. Çocuk Cansu mutlu. Bir daha şimdi Allah bağışlarsa hamilelik yaşarsan kayınvaliden sana inanır mı? Doğru, ne kadar inanmaz. İnanır mı? İnanmaz. Yapacak kız kocan, şey imkanı kocan da hamile biliyor. Oğlum da çok sevinmişti. Şimdi o da şok olacak. Onu hallederim eşim, o kolay. Eşim çok sevindi. Murat geliyor. O eşi da şok olacak. Bir kime üzüldüm biliyor musunuz bu hikayede? Kayınbabama. Kayınpederim. Bir tek ona ciğerim hikaye yandı. Olarak mı bakıyorsun sen aynen, bana şimdi? Bu benim yazdığım muhteşem bir kurgu, tasarım, hikaye. Bence bu bir şaheserdi. Dalga geçiyor bize yani. Evet. Hayır canım, dalga geçmiyorum. Benim de içimde doldurduklarım, biriktirdiklerim var. Evinde yap oyunları ya. Ben de bunu bu şekilde aldım. Bence bu da bunu yapmam için en güzel yerdi. Bence hiç güzel yeri ve zamanı değil. Asla da pişman değilim. Ben valla çok hayretle sana bakıyorum. Evet. Gerçekten. Ya. Senin yaşın kaçtı? 26. Benim kızımdan bir yaş yani büyüksün herhalde, çocukluğuna vereyim o zaman. Çünkü bu bir şaka değil. Öyle bir çocukluk. Bu dalga geçilecek bir şey değil.
Yani yanındaki kadına çok yazık. Ne bileyim bizi de yani sadece kayınvaliden değil bu arada tüm Türkiye'yi de kandırmış oluyorsun. İzleyen herkesi de kandırmış oluyorsun. Beni de kandırmış oluyorsun. Bence bir özür, bir açıklama. İzleyenlerden. Bir de gülmeden, dalga geçmeden, yaptığın şeyin farkına vararak. Özür dilerim, çok sinirlendim o yüzden. Sizden, bütün Türkiye'den ve değerli arkadaşlarımdan özür diliyorum. Ve kayınvalidenden. Ben böyle biri değildim, bu hale getirildim. Ben de şartlara göre davranıyorum. Benim yüzümden mi geldin Cansu? Çok büyük payım var bunda, dehşet payların var bunda. Ben cıvıl cıvıl bir insanken, ben şu an böyle oturup plan yapan bir insana dönüştüm. Sen beni sindirmeye başladın, farkında mısın? Ne mutlu bana. Amacı o, bak sen. Bence ama sen bayılacak ya. Sen beni sindiremezsin. Sen beni sindiremezsin Cansu. Benimle başa çıkamazsın. Hala iddialaşıyor. Şimdi ben kadın bunun devamını da getiriyorum. Ben senin yerinde olsam bu bölümü ya da o açıkladığın bölümü de böyle defalarca izlerdim. Bayağı. Ha, ağır yaptığım üç şey. Üç kere, beş kere izlerdim. Bence o zaman öyle konuşamazdın. Bence kalk elini öp, sarıl. Özür dile. Yaptım, şaka yaptım. Evet, biraz abartmış olabilirim. Bu şaka değil. Biraz abartmış olabilirim. Kız kadın volta atıyor, dolanıyor. Belki ilk dedi zaten istemiyorum. Biz bir özür dilesene. İşine gelmiş olması kadın lazım. Kadın hayır, elbise aldı biliyor musun? Seni acaba bir çay ısmarlayın arkada. Birazcık kendine gelsin. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum daha. Sadece evet. Annen yaşındayım. Tavsiyem defalarca izlemen, yaptığın şakalara da dikkat etmen, yanındaki kim olduğunu unutmaman. Son tadımı yapalım en iyisi. Günün son tadımı, en zor tadımı kiminle? Semiha. Yıkık kayınvalide. Bu şokla nasıl bir tadım yaparım bilmiyorum. Keşke son tadım senin olmasaydın. Keşke olmasaydı da bu şoku da duymasaydım. Ben sarılayım sana. Ağlatırsınız beni Nursel Hanım. Bir şansla kalın, sarılacaktık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tatlı çok sert bir tatlı olmuş. Bayağı sert. Lokma ağzımda büyüdü. Yutamadım da kenarı denk geldi galiba dedim ama hepsinde o sertlik var. Biraz yumuşak olmalıydı. Sertliğini şimdi bir kenara bırakırsak o eksisini aldı oradan. Evet. Şekli, şemali, sence hamuru, şekli hamurun güzel. İnceliği. Hamurun inceliği de güzel ama bir sertlik, işte bir hoşuma gitmeyen bir durum var bu tatlıda. Şerbeti az olmuş. Şekli kıvamında değil. Şekli güzel. Şekli güzel. Şekli güzel. Tamam. Hiç keyif almadığını görüyorum. Buyur. Zaten keyifsiz başladığım i̇şte için biraz şanssız, onun da şeyi var. Şanssız bir tadım olacak evet. Gelinler için. Nursel Hanım, diğer tabakları bilmiyorum ama bu tabağın lezzeti de, şekli de, inceliği de, hamuru da gayet güzel olmuş ve başarılı olmuş. Şerbet de o kadar ağır bir şerbet değil, hafif bir şerbeti var. İçine de çekmiş, yumuşak da olmuş. Yutamayacağın kadar sert de sert değil galiba. Evet. Afiyet olsun. Günün son iki tabağı. Cansu. Efendim. Ne oldu? Canım sıkıldı. Canın sıkılır tabii. Ben tadım yapamıyorum şu an. Ona da üzülüyorum. O da küçük daha. Çok küçük. Yaşı küçük yani. Öğrenecekler, büyüyecekler. Sen de ağlama. Sen de zor tutuyorsun kendini. Ben çok üzüldüm. Haklısın. Nasıl olmuş? Tabakların tadına da odaklanamıyorum. Güzel tarçın tadını baskın aldım bunda. Bu da güzel bir tabak olmuş. Peynir tadı, tarçının tadı, şerbeti iyi, güzel, yumuşak, çok sert bir tabak değil. Hı hı. Bu da güzel olmuş. Ben de seni dinleyemedim desem. Gerçekten. Beğendin ben mi? Ben de ne konuştuğumu beğendin bilmiyorum mi? Şu an. Beğendim gibi bir şey. Tamam, peki. Son tabağın. Müzik
kıyır kıyır güzel bir tatlı olmuş. Aa, evet. Yumuşak olması hoşuna gitmişti. Yumuşak olması hoşuma gitti. Bu da kıyır kıyır bir güzellik var. Ama şerbetini çekmiş. Şerbetini çekmiş. Tamam. Kıtır kıtır bir tatlı olmuş. Şekil şemal. Şekli şemali de güzel. Tarçını, peyniri birbiriyle özleşmiş bunların. Sevdin mi içinde peynir olmasını? Yani sevdim. Tuzsuz lor peyniri. Evet, ben sevdim. De çok ben sevdim. Ben severim çünkü. Peynirli evet. Tatlıları severim. Aynen ben de öyle. Seniyacığım. Efendim. Yani çok zaten bugün, şey bir durum yaşadın. Evet. Konsantre olman gerekiyor. O yüzden son günümüz olduğu için de cuma günü bugün. Evet. Çok acımasız olmayacağım tabaklarda. Sadece birinde bir acımasızlık yapacağım. Bu tabak bir. Birinci tabak bir puan. Üçü de birbirine çok yakın. Hı hı. Bu tabak beş. En çok onu beğenmiştin. İkinci tabak beş puan. Dört, üç. Üçüncü tabak 4 puan, dördüncü tabak 3 puan. En çok bunu beğenmişsin derken aslında hatırladım ki onu da çok beğenmiştin. Onun kıyırlığını beğendim. Kıyırlığını evet, beğendim. Güzel olmuş. Yani doğru. Ama lezzeti, tadı bunda daha iyi geldi. Yani tek bir yanan var. Çok yüksek kullandım puanları. O da şu 1 numaralı tabak. Şu 3 verdiğinden başlayalım. Aslında kıyır kıyırlığı hoşuna gitti. 3 puanı da verdin. Acaba kime? Üç puanın sahibi gelinimiz stüdyo buz kesti. Gerçekten gergin bir hava var. Finalin de gerginliği var. Aç görelim kime gitmiş. Şöyle lütfen. Ceren. Sana çok eleştirde bulunmayacağım. Öncelikle onu söyleyeyim. Sadece o 2 ile 4 arasında kalmıştın. Bence 4'e daha yüksek verebilirdin çünkü çok beğenmiştin. Ama şu anda kafanın dalgınlığına veriyorum. Yani sana bir şey söyleyemem şu anda. Çünkü gerçekten kötü bir şey yaşadın. O yüzden hani sana çok bir şey demek istemiyorum. Teşekkür ederim yorumun için. Tabağın güzel olmuş Ceren'ciğim. Ellerine sağlık. Afiyet vermek zorunda olsun. Olduğum için bir puan vardı. O da 3 puan. Kötü bir tabak değildi. Gayet de başarılı yapmışsın. Ellerine teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet ellerine olsun. Sağlık Ceren. Güzel olmuş. Çok başarılı bir tabak gerçekten. Aynen. Teşekkür ederim. Güzel tabak çıkartmışsın. Bugün modumda değilim canım. Biliyorum, farkındayım, bir şey demiyorum o yüzden. Ya Allah'tan yani bu moda göre en azından beğendiğiniz tabaklara puan verdiniz. Yani daha da kafanız karışabilirdi yani. Ben yine de o konuda sizi tebrik ediyorum. Hani başka kayınvalide olsaydı daha büyük hatalar yapabilirdi burada. Siz risk de almadınız, en azından beğendiğiniz tabaklara puan verdiniz. Evet, hakkını verdiğimi düşünüyorum. Yani bu duruma gerçekten evet, çok şey şu an farkındaysan herkes şokta ve yorum bile yapamıyor. Evet, herkeste bir suskunluk var. Sana kendimize daha gelemedik yani. Son tadımı keşke ben yapmasaydım. Bugün final her şey üst evet. Üste geliyor. En azından çok da acımasızca davranmadınız. Herkese yani olabildiğince puan dağıttınız. Teşekkür ediyorum ben daha tabaklar açılmadan. Sadece baştaki tabak yanmış oldu bu durumda. Evet. O da güzel olmamış. Yani demek ki beğenmediniz onu, beğenmediğinize de verdiniz adil bir şekilde. Cansu neden ağlıyorsun evet. Kızım? Sinirlerim bozuldu, ağlıyorum. Beni üzdüğün için mi? Hayır. Hayır demesene işte. Ay Allah'ım yarabbim. Bol kepçeden dağıttın, kafan karıştı. Evet. Bol kepçeye bayağı ne yaptığını bilmiyorsun, sen de haklısın ama yani bu da biraz fazla mı oldu acaba? 4 puan. Şahane puan. 5'i de kaçırmış oluyor. Bakalım kime? Bütün dengeleri karıştırdın şu an. Mi? 4 puanın sahibi gelinimiz. Aç da görelim. Yeşim gelinin sona kaldı. Yani evet. bir vermen eksikti. %50 ihtimalle de bir eğer verdim. Bir verdiysem bugün hak etmiş demektir. En çok tarçın tadını o tabakta aldınız. Peynirle tarçın güzel. Evet güzel. Ama tarçın eve mi götürecek? Aynen biz tarçın koymadık ya. Beğendiniz ya beğenseniz de o sallayacak ya benim tabağıma şu anda. Dördü daha çok beğendi. Senin tabağına göre. Dördü bana göre yaptığın yoruma göre 4 verecekse eğer bugün. 4 numaralı tabağı verecekse. Tuğba'yı şu an kahvele bile almıyorum. Tuğba'yla hiç konuşmuyorum bile. Ben sizin yorumlarınızı gayet iyi dinledim. Çok da beğendiğinizi duydum. Daha tabaklar açılmadan bile söyledim. Gayet de
yaptığınız yorumlara göre puan verdiğinizi söylüyorum. Hala aynı fikirdeyim. Benim daha da hatta üzüldüğüm nokta şu anda 4 aldığıma üzüleyim mi? Ya bugün her şey üst üste geliyor artık. Sakin kalmaya çalışıyorum. Daha vahim olan ne biliyor musunuz? Bugün en düşük puanı ben kendi kayınvalidemden aldım. Herkesten 5-4-3 alıyorum. Kendi kayınvalidemden 1 alıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bana en büyük acımasızlığı kendi kayınvalidem yapmışken ben size ancak teşekkür edebilirim ya. Bu tabağa 1 puan mı verdiniz Beyhan Hanım? 5 veriyorlar, 4 veriyorlar. Kendi kayınvalidem kalkıp 1 veriyor. Çünkü neymiş suçu ne biliyor musunuz? Güzel şerbet çekmiş. Ay şiir okuyor sanki. Hı. Uykum geldi. Ben ne söylesem rahatsız ediyor ya. Daha çok konuşacağım. Tuğba rahatsız şiir oldukça... Şiir okuyor, şiir. Evet benim sesim insanlara şiir gibi gelir. Yok, biliyorum. Kayınvalidem bana bir verdi ya. Kızlar siz bari sakin beni toprağın kalın. Altına gömün. Zaten ben şoktayım şu an. Tuğba muhalefet olmasa duramaz yerime. Olurum olurum ben. Tuğba... Tam arkandayım Tuğba Yeşim. Tuğba açık sözlü bir insan değil benim gibi. Ben evet. olanı söylerim. O sadece muhalefet olsun açık diye konuşur. Açık sözlü değil benim gibi dedi. Demek ki kendi de benim gibi açık sözlü değil. Dinlemeden konuşmak da onun en büyük becerisidir. Türkçeyi kullanım şekillerine dikkat edelim arkadaşım. Türkçeyi de benden iyi burada kendi kimse konuşamaz. Kendi gibi demek üstü kapalı konuşuyormuş, ben de üstü kapalı konuşuyormuşum. Kendisi beni dinlemeden sadece konuşmaya endeksli olduğu için laflarımı Yeşim, dinleyemiyor. Yeşim benden kork tamam mı bu saatten ben sizin... sonra? Sen benden korkuyorsun zaten. Hadi bakalım günün en pırlanta puanı hangi gelinimize gitmiş öğrenelim. 5 puan ya Tuğba'ya gitti ya Cansu'ya. Dakikalar sonra 10 altın bilezik, 1 çeyrek altın sahibini bulurken buradan da bir gelin ve kayınvalide ile vedalaşıyoruz. Dakikalar sonra. Yani şu 5 puan bütün her şeyi değiştirebilir. Hazır mısın? Hazırım. Aç. Tuğba! Yine evet. Tuğba 3 kayınvalideden 5 aldı. Kendi kayınvalidesinden. Tebrikler Tuğba'cığım. Benim kayınvalidem o tabağa 3 verdi biliyor musun? Gerçekten evet. Mi? Evet. Herkesten 5 aldım sen de dahil. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? 5'i doğru kişiye verdi çünkü. Evet. Sen başka 5 evet. aldın mı? Ya benim kayınvalidemin hatası mı konuşayım yine anlatayım mı? Konuşma. Sen başka 5 aldın mı? Almam gerekiyordu işte. Sen i̇şte, de haklısın. İşte bu zaman, almam gerekiyordu. Bu zamansızlıkla anca buradan alırsın. Ben bir de anlatayım. Benim kayınvalidem de çok güzel olmuş dedi. Yumuşak olmuş, şerbeti güzel çekmiş bir dedi. Oh. Ya? Ben sizin kayınvalidenizden daha insaflıymışım o zaman. Evet teşekkür ederim. Evet. Ellerinize sağlık. Ben o yüzden size teşekkür ettim. Bak açık yüreklilikle teşekkür ettim. Kimsenin tabağını beğenmedi. Ceren'inkini daha çok beğendi. Aa, tabii de teşekkür edeceksin. Tuğba ne oluyor sana ya? Haklı haklı bak burada çünkü sataşacağı en güçlü rakip benim. O da onu çok iyi biliyor. Evet rakibin sensin. Evet haklısın ben kabul diyorum. Ediyorum. Ben de kabul ediyorum. Ya vallahi şimdi çıkıp gideceğim apat. Hiçbir yere gidemezsin. Kendi yaptığın yani. Hatayı kimseye mal etme. Nereye kendi, gidiyorsun? Sen suçlusun burada. Evet gideriz. Sayende gideriz buradan. Sen böyle bana çelme taktığın sürece gideriz. Bana çelmeyi takan çok var. Benim bana çelme takan rakibim yok. Sen varsın zaten. Başkasına hacet yok. Ben tek başıma burada puan toplarım zaten. Evet kızlar. Beklenen an geldi. Ayağa kalkalım lütfen. Birazdan 10 altın bilezik sahibini bulacak. Ama ondan önce haftanın en değerli çeyrek altınını sahibine teslim etme vakti. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce yine eksiklerimiz var. Böyle bir günde bu hatalar nasıl yapılıyor? Pes. Günün ilk eksiği ceza puan alan gelinini açıklıyorum. Cansu sensin. Eksik tabak çıkardın. 30 yapman gerekirken sen 25 tane yaptın. Verilen sayı tam yapılmak zorunda. Herkese aynı süre veriliyor. Herkes aynı çabayı gösteriyor. Eksi 2. Bir eksi 2'miz daha var. Günün bir diğer eksi 2 ceza puan alan gelini... Tuğba sensin. Senin de tabağın eksik. Sen de 27 tane yaptın. Eksi 2, üzgünüm.
Sen stres yüklenince hata yapıyorsun. Sabah direkt morali bozuldu ve hata yapıyorsun. Direkt öyle yani. Evet. Burada stres yönetimi çok önemli. Tabii ki bu eksilerle birlikte bütün dengeler de değişti. Şimdi hazırsanız haftanın son çeyrek altınını kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altın kazanan gelin... Bir de verebilirdim, üç verdim gene bak. Bir de verebilirdim, üç verdin. Sağ ol. Tebrik ederim. Hala söyleniyorsun. Söyleniyor. Gönül abla. İnanılır gibi değil. Bileziğimizi alalım. Bütün hafta bunun için savaştınız. Bunun için ter döktünüz. Her şey bu elimdeki servet değerindeki 10 altın için. Şimdi hazırsanız bu haftanın en yüksek puanını alıp 10 altın bileziği kazanan gelini açıklıyorum. Altını çizeyim, tamı tamına 83 puanla 10 altın bileziği kazanan gelin... Tamam, açıklıyorum. Tamı tamına 83 puanla en yakın rakibine sadece 5 puan fark atarak 10 altın bileziği kazanan gelin... Tuğba! Kura mırağı da yok, yok değil mi? Aman! Ay Tuğba'cığım. Ay tebrik ederim aşkım. Beyhan'cığım öyle bakma, çalış senin de olur. Bak Beyhan teyze. Ay. 5 puan. 5. Oh, eline sağlık. Tebrik ediyorum. Bayılacağım. Yemin Beyhan Sultanım. Sen bugün bilezikleri aldın buradan benim gibi Tuğba'nın kollarına taktın. Hayırlı olsun da bence, payın var ya. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tebrikler. Çeyreği de kaptın, bilezikleri de. 2 hafta aradan sonra evet, bilezik kazandın. Altın listede ne oldun? Miyoş'u geçtim, Yeşo'yu geçtim. Ay. Evet, tebrikler. Tebrik ederim kızım. Yeşim 78 puanla ikincisin. Kısmet. Maalesef. Diyelim. Olmadı. Kayınvaliden artık sana alır ya da şu pırlantasını sana takar. Gerçi parası da ödenmemiş. Peki... Karşımda iki tane dişli, hırslı, burada olmak isteyen gelinlerim, ikisi de yeni gelin, Ceren ve Cansu var. Ceren, neden burada kalmalısın? Neden burada kalmalıyım? İyi yemek yaptığımı düşünüyorum. Altınları da kazanmak istiyorum. Bu sebeplerden dolayı burada kalmalıyım diye düşünüyorum. Buraya da uygun olduğumu düşünüyorum. Kalırsan daha çok çaba göster. Yakan boş, kollarım boş. Cansu. İyi yemek yaptığımı düşünmüyorum, eminim. Kalmam gerektiğini düşünüyorum. Gayet de dişli bir rakibim, yapabilirim. İstediğimi alabilirim yani. Peki. Hala inanmanız güzel, buna çok saygı duyuyorum. Olması gereken bu. Ama maalesef dakikalar sonra ikinizden birisiyle buradan yollarımızı ayırıyoruz, vedalaşıyoruz. Şimdi hazırsanız gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimizi açıklıyorum. Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz
Cansu, erken bir veda oldu. Erken oldu. Ne söylemek istersin? Biraz hastaydım. Biraz bu ara, bu hafta yemekten daha çok farklı şeylerle uğraştım. Onun da etkisinin olduğunu biliyorum. Gelinimiz Cansu ve kayınvalidemiz Semiha Hanım. Alkışlarla! Aferin sana, bunu itiraf etmen bile güzel. Bir de evet, buradan gitmeden kayınvalidenin elini öpçüm. Evet. Öp. Hadi neyse, iyisin. Ben iyi değilim şu an. Ben neden çok iyi değildim? Ben, bir aldın diye mi? Ben gerçekten bak benim başım falan dönüyor. Elim ayağım titriyor. Ay ne bak, gereksiz, gereksiz. Yok gereksiz değil, bak iyi değilim şu an ben. Ay iyisin. Sen... Ay Cansu, sen, sen. Ay Cansu. Ay ben bakayım. Cansu hayırlısın Cansu. Baban ne oluyorum kızlar? Kaç Kur'an? Gel gel be annesiz. Bir dakika. Sen de git böyle başka gelin. Cansu. Hepinize teşekkür ederim. Çok deli dolu, çok canlı, yani deli gerçekten canlı, böyle ele avuca sığmayan bir genç gelinimiz. Niyeti asla kötü değil. Yani hepimiz tanıyoruz zaten. Yaramaz çocuk gibisin. Bakın arkadaşlar, hazırsanız bu güzel şeyi okuyorum. Aşk çorap gibidir. Aa, bakın, her daim çorap çifttir ve birbirine uyumludur. Evet. Sen benim sahip olduğum en güzel çorapsın. Evet. Ömür boyu mutluluğa imzamızı atarken sizlerin de yanımızda olmasından büyük mutluluk duyarım. Vallahi ederim. Mantıklı. Cansu Metin. Sen de büyüyeceksin, daha olgunlaşacaksın. Kayınvalidenin kıymetini bil. İz bıraktın. Seni güzel anacağız. Merak etme. Seni seviyoruz. Teşekkür. Alkışlarla. Ah, evet, vedalar bu işin bir parçası. Haftaya Beyhan abla orada kaldı. Kaldı o. Kalır zaten. Haftaya yeni bir gelin ve kayınvalidem var. Sizi de bekliyoruz. Hoşça kalın. Bugünün puan durumu şöyle. Tuğba 21-2, 19 puan. Yeşim 16 puan. Ceren 14 puan. Cansu 5-2, 3 puan. Bu haftanın toplam puan durumu şöyle. Tuğba 83 puan. Yeşim 78 puan. Ceren 52 puan. Cansu 31 puan. Hate. Sen beni evet, ne zaman bulacaksın? Bulup bulup puan da vermiyorsun. Sen benden ne istiyorsun? Bir salabilir miyim? Tabii. Tabii. Ne oldu? İyi misin? Ne oldu? Ne oldu? Abi dur. Başın mı dönüyor? Su iç. Ellerim titriyor. İlacını içtin mi? Ne ilacı? Ne hastası ki? Almadın mı ilaçlarını? Niye almadın abi? Ne yapacağız? Ben iyi görmüyorum ha. Titriyor elleri hala ya.